Editör Murat Şevki Yavuz'un sunumuyla her hafta farklı konu ve konuklarla büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin tartışılacağı Soruyorum başlıyor. İyi akşamlar değerli Çiftçi TV izleyicileri. Bir Soruyorum programıyla daha birlikteyiz. Bugün Sayın Yusuf Cihan Kaya ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yavru atmaları konuşacağız. Abort dediğimiz, abortus dediğimiz olaylar aslında biraz daha genişlik getireceğiz. Çünkü genel anlamda yavru atma dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şey Brusella oluyor ama biz yavru atmanın farklı şekillerini ve bunlara sebepleri, bunlara sebep olan faktörleri konuşacağız, masaya yatıracağız. Sizlere her zaman olduğu gibi, her programımız olduğu gibi mümkün olduğunca yeniden aydınlatmaya ve bilgilendirmeye çalışacağız. Fakat her programlarda söylediğimiz gibi az ya da çok birileri tarafından izleniyoruz. Birileri tarafından takip ediliyoruz. Birileri tarafından taklit ediliyoruz. Birileri tarafından bam tellerine dokunmuş oluyoruz. Yine buna bir örnekten bahsedeceğiz. Biz geçen hafta Sayın Kaya ile birlikte özellikle tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretilip üretilmemesi konusunda bir program yapmıştık. Birilerine herhalde dokunmuşuz yine her zaman olduğu gibi. Ve dolaylı yoldan aslında bizim konuştuğumuz bu konulara başka platformlarda cevaplar verildi. Yusuf Cihan Kaya da bunun şahidi olarak bu programda bunu konuşmak istedi. Biz de tabii ki izlendiğimizi, bir şeyleri doğru anlattığımızı vurgulamak amacıyla buna biraz aslında değinmek istiyoruz. Dediğimiz gibi geçen haftaki programımızda dolaylı yoldan birileri tarafından cevaplar verildi. Bu cevaplara karşı otomatik olarak tekrardan bizlere aslında bir cevap hakkı doğmuş oldu. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İlk bölümü bununla geçeceğiz. Ondan sonra bahsettiğimiz gibi asıl bu geceki çok önemli konumuz olan yavru atmayı sizlerle konuşmuş olacağız. Sayın Kaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutlu olduk. Demek ki birileri bizi yalancı çıkartmıyor aslında. Hani evet. Biz diyoruz ya biz devletin belli başlı kademeleri tarafından, meslektaşlarımız tarafından, yetiştiriciler tarafından hatta sektörle hiç ilgisi olmayan yeni girişimci olabilecek potansiyel girişimciler tarafından izlendiğimizi her platformda söylüyoruz. Evet. Ve buna istinaden de birçok şeyin yavaş yavaş da olsa değiştiğini gördüğümüzü anlatıyoruz sevgili seyircilerimize. Bunlardan bir tanesi geçen hafta gerçekleşmiş oldu aslında. Evet. Dinleyelim biraz ne oldu? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir program geçiririz. Şimdi Murat Bey, geçen hafta biz de programımızın konu neydi? Bitkisel ve hayvansal üretimin önündeki engeller. Hatta bir önceki haftasında da değinmiştik. Fakat konularımız yarım kaldığı için geçen hafta devamını yapmıştık. İşte sizin de bahsettiğiniz üzere tarafımıza doğrudan değil de dolaylı olarak bahsettiğimiz bahse konular üzerinde bir takım cevaplar geldi. Neticesinde de bizlere de cevap hakkı doğmuş oldu. Biz de bunları buradan paylaşacağız. Niye paylaşacağız? Çünkü biz, ülke bizim. Bizim buralardan başka hiçbir yerimiz yok. Biz bir aile olarak görüyoruz. Aile içerisinde artılar eksiler tartışılır. Saygı, sevgi, nezaket kuralları içerisinde. Doğru yol bulunur, ifade edilir. İşte bizim gayemiz, amacımız bu. Kimse bunun altında üstüne hiçbir şey aramaya gerek yok. Şimdi konumuza girelim inşallah. Şimdi geçen hafta biz ne demiştik? Özellikle bu belediyelerde, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nde Tarımsal Hizmet Daire Başkanlıkları var. Demiştik ki ya buralar niye var? Yani çocuk oyuncağı gibi bir çilek fidesi, elma fidesi, fidanı bilmem nesi falan dağıtmakla yani biz üreticiye aslında orada idame, orada kalmayı sağlamaya yönelik bir uygulama yapmış olmuyoruz. Bizim kalıcı, gerçekçi projelere, gerçek uygulamalara ihtiyacımız var dedik. Yani buradaki yapılan uygulamalar sadece çalışmış olmuş olmak için çabalamak gösterişi hesabı. Bizim gözümüzde bu. Çünkü ortadaki somut gerçekler bize bunları gösteriyor. Şimdi dediler ki bu noktada ülkemizin son 30 yıl içerisinde 28 milyon kişi şehirlere göç etmiş. Kırsal alandan, köylerden. Bunları kendileri söylüyorlar. Kayıtlarda da sabit. Son 30 yıl içerisinde 28 milyonun göçü ciddi bir rakam. Ve bu sürekli devam ediyor. Şimdi bu Tarımsal Daire, Hizmet Daire Başkanlıklarının niye var olduğu? Yani oradaki nüfusun daimliğini sağlamak, devamını sağlamak, oraya hizmet götürmekmiş. Doğru, bunu da biliyoruz. Şimdi oralara hizmet götürmek için mahalleye dönüştürülmüş buralar. Buralara bu yüzden bu başkanlıklar kurulmuş. Şimdi amaç köylüyü orada tutmak.
proje bu yani amaçları. Hani dedik ki yine tekrardan söylüyorum çocukların oyuncak oynadığı gibi fidan dağıtmakla bu iş olmaz. Şimdi amaç neymiş? Çilek havzası, elma havzası işte gibi çeşitli havzalar oluşturup insanların orada iş istihdamını artırıp orada kalmasını sağlamak. Yahu biraz gerçekçi olmak lazım. Bunu diyen insan hayatında eline bir budama makası alıp o fidanın veyahut ağacın bakımını yapmamış insan demektir. Niye diyeceksiniz? Çünkü düşünün, gözünüzde canlandırın. İstediğiniz fidanı verdiğinizi düşünün, dağıttığınızı düşünün. Ha biz bunlara karşı da değiliz ha. Yanlış anlamasın kimse. Amaç eğer orada üretici tutmaksa uygulama doğru değil. Niye değil? Bu fidanın diktin, bakımı, budaması, ilaçlaması, gübrelemesi, işte toprağın tesviyesi, efendime söyleyeyim çapalaması, yabancı otu bilmem nesi. Bir de hasadını düşün. Bunları sıkıştır. Senemiz kaç gün? 365 gün. Bu bahsettiğim iş ortamını güne böldüğümüz, güne yaydığımız zaman 20 gündür. Sıkıştır 20 gündür. 345 gün. Vatandaş ne yapacak? Hani 20 gün boyunca da köyde kalmaz ha. Ben size söyleyeyim. Niye? Şehirde yaşar. İmkanları doğrultusunda ekibini ayarlar, adamlarını ayarlar. Gider işini gördürür. Akşamına koyar gelir. Köyde kalmak için bunlar doğru uygulamalar değil. Köyde kalmak için orada hayvansal üretimi sağlamaktır. Burada küçükbaş ve büyükbaşı sağlamaktır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan orada olursa 7-24 vatandaş orada kalır. Fidanı gene yap. Bunları yaptıktan sonra yaşamsal standartlarını iyileştir. Vatandaş belli bir seviyeye gelsin. Akabinde bu tip fidanları da yap. Ek gelir olur üreticimize. Biz yapılmasın demiyoruz. Öncelik sırası var. Gaye eğer vatandaşı orada tutmaksa böyle olması gerekir. Çünkü dedik ya vatandaşın refahını sağladıktan sonra bu üretim önündeki engelleri kaldırdıktan sonra en önemlisi hani deriz ya ürettiğin değil sattığın senindir deriz. Örneğin koyundan başlayalım. Koyunun ne yönü var? Verim yönlerinden bir tanesi bizim değerlendiremediğimiz ülke genelinde yapağısı. Bu çok güncel bir konu. Biz bunu canımıza minnet biliyoruz. Kırkımcıya veriyoruz öldüm pahasına. Para da yok ha. Adam kırkıyor götürüyor. Hani üzerinden bir temizlensin hayvanımız. Yükü bir kalksın. Derdimiz o. Fakat ülkenin normal pazarına bakıyorsun. Biz ülke olarak Rusya'dan yapağı ithal ediyoruz. Bizim koyunumuz mu yok? Yapağımız mı yok? Neyimiz yok? İş gücümüz mü yok? İmkanımız mı yok? İşte bu pazarlar sağlandığı takdirde bizim üreticimiz ne yapar biliyor musunuz Murat Bey? Biz de bir üreticiyiz. Biz o koyunun öncelikle o yapağının bakımını dahi yaparız. Altlığını sürekli temizlenir. Temiz ortam sağlanır. Altına naylon serilir, tertemiz kırkılır. Çuvallanır, paketlenir. Müşterisini bekler, köşede durur. Değerini de satarsan. Biz önceki programlarımızda bahsettik. Ne dedik? Et yönü var, sütü var, gübresi var. Efendim yapağısı var, varoğlu var. 5-6 tane verim yönü var. Biz bunlardan sadece etini değerlendirmekle hiçbir şey yapamayız. Hani bizim demek istediğim şu, sadece bu hayvanı orada bulundurmakla, desteği vermekle iş bitmiyor. Bu koyunu veyahut keçinin kılı olsun veya verim yönünü değerlendiremediğimiz hangi yön varsa bunların pazarları oturtulsun. Pazarlarına yönelik çalışmalar yapılsın. Bu masa başlarında oturup sebzeyi, meyveyi marketlerden alan, sofralarda gören insanlarla bu iş olmaz. Bu projeler yürümez. O komisyonlar çalışmaz. Kuruluş gayesine hizmet etmez. Sonuçlar ortada. Tekraren söylüyorum. Bu sebzeyi, meyveyi, eti, sütü, peyniri, bu tip ürünleri marketlerde, raflarda, kasaplarda, alışveriş yaptığımız yerlerden görmenin ötesine gidemeyen insanlarla bu projeler olmaz ki. Sen kuruluş gayene hizmet etmiş olmuyorsun. Çalışmış olmak için şekil yapıyorsun. Bunun Türkçesi bu. Kim ne derse desin. Ben bir üretici olarak, vatandaş olarak böyle söylüyorum. Çünkü öyle. Sadece biz söylemiyoruz bunu. Herkes aynı şekilde. Biraz dışarı çıkıp bakarsak gerçekleri görürüz. Ha, bu tip insanlar dışarı çıkın, üreticimizin yanına gidin deriz. Gidemezler şu anda. Niye? Yol yok. Hani yol noktasında demiştik, geçen hafta ona da değindik. Bize dolaylı olarak ne geldi biliyor musunuz? Bu
Sabah akşam otobüs gönderdik oraya. Yolcu hani sabah gidiyor, akşam geliyor. İyi de bu otobüsü gönderdiğin yerlerde zaten önceden de otobüs vardı. Sen otobüsün üstüne Büyükşehir Belediyesi yazmakla ulaşıma hizmet etmiş olmuyorsun ki. Ayrıca... Olan bir şeyi sahiplenmenin bir anlamı yok. Kesinlikle. Diyorum ya, şekil var orada. Büyükşehir logoyu çakıyor oraya. Biz buradayız. Fakat üreticimiz orada durmaz. Bunlarla durmaz. Şimdi otobüs köyün içine gidiyor, geri geliyor. Esas meseleye geliyorum. Esas hayvancılık. Büyükbaş olsun, küçükbaş olsun. Mahalle olduğu dış, büyük orta ölçekli işletmeler genellikle köylerin dışındadır. Uzaktadır. Köyün içinde olmaz. Genel olarak. Özellikle yaylaklarda, otlaklarda, köye yakın yerlerde insanlarımız, üreticilerimiz birçok meşakkatle, sıkıntı, kederle mücadele içerisindeler. Yaylasının, hayvanların olduğu yere kar yağıyor yağışlardan ötürü. Yol kapanıyor. Adamın istediği kadar 4x4 traktörü olsun. 4x4 traktörün açamadığı yollar var. Vatandaş bu yola, bu yoldan köyüne gidemedikten sonra gidemiyor, mahsur kalıyor. Örnekleri çok. Nasıl hizmet gitmiş oluyor? Hani amaç orada vatandaşı sağlamaktı? Bu tip insanlar, üreticimiz bu sıkıntıları gördükten, yaşadıktan sonra daha rahat yaşamaya yönelmez mi? İlk fırsatta orayı bırakır. Ki o vatandaşımızın evlatları, çocukları orada yaşamıyor. Bu dediğiniz bir kere çok doğru. Şimdi örneklendirmek için söyleyeceğim. Geçen haftalarda ki sürekli olarak danışmanlığını yaptığımız kümes ya da ahırlara ziyaretlerde bulunuyorum. Özellikle biliyorsunuz son dönem çok fazla kar ve yağmur durumu oldu. Birçok yere giriş çıkışlar zordu ama mesela Sakarya'da bir yere girmeye çalıştık, giremedik. Giren kaldı. Yani kişinin kümesine girmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 200 metrelik bir yol var. Şeyde dozerle çıktık biz oradan. Yani böyle bir durum var. Geçen bir yerleri çekime için aradım. Dedi ki ahri gelmene gerek yok. Biz buraya 4x4'te giremiyoruz dedi. Hani şeyde traktörle 4 çeker traktörle giremiyoruz dedi. Siz neyle gireceksiniz? Dediğiniz haklı. Yani sen şimdi kişiye hani cazibe merkezi diyorlar ya, evet. Öyle bir tabir çıktı ya şimdi. Orada yaşayanlara veya geri dönüş projesi adı altında gerekli altyapı çalışmalarını yapmazsan, bu insanlar oraya geldiğinde tamam hadi diyelim ki bedava hayvan verdin, bedava fidan verdin, bedava fide verdin, bedava tohum verdin. Yine adam ekecek yeri bulamazsa, gezdirecek yer bulamazsa, yemini bulamayacaksa, evine yürüyerek gidemeyecekse, arabayla gitmeye kalktığı zaman yolda kalacaksa. Traktör gitmiyor. Örnekleri çok. Ki. Şimdi bunu söylediğimiz zaman da şöyle de bir durumdan bahsedildi mesela. Biz orman köylerinde özellikle adamların söyledikleri 30'ar baş hani Orköy projesi var. Hani belli kriterlere uyan insanlarımıza bu hayvancılığı çoğaltmak ve orada istihdamı artırmak, genç nüfusu özellikle orada tutmak bağlamında projeler var. Şimdi biz de buna diyoruz ki hayvansal üretimle, yani biz zaten dedik ya az önce, ne dedik? Sen sebzeyi, meyveyi, eti, sütü, sofrada yemekten öteye gidemeyen bir adamsın. Yani nereden geldiğini bilmeyen insanlarla bu iş olmaz dedik ya. Şimdi koyunu verdin, hadi selam aleyküm dedim, bu iş olmaz. Niye olmaz? Şimdi 30 kuzunun, 30 koyunun İyi kötü bir 30 tane kuzusu olur. En kötü şartlarda diyelim. Hani ortalama standart. Şimdi baharın geldi. Ya bu arada şey hani standart koşullar için yavru atmayı da konuşacağız. Geleceğim. Standart standart koşullar. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Zaten bu konuyla da alakalı. Yavru attıklarına buna da tekrar değineceğiz inşallah. Şimdi bu 30 koyunun 30 tane de kuzusu olur. Şimdi vatandaş bir kişi. Bu 30 koyunu yayacak kendisi. Bakımını üstlenecek kendisi. Fakat bu kuzuyu kim yayacak? İçinde analı uşaklı yayılıp tek başına mı yayacak? Bu yaptığım proje bunu gösteriyor. Biz de beslemeci olarak diyoruz ki bu tip beslemeyle ne meradaki otu et yaparsın ne de koyundan randıman alırsın. Alamazsın. Merada besleme açısından ekstansif şartlarda mera beslemesinde özellikle 2,5-3 aydan sonra sen oğlak olsun, kuzu olsun bunu anasından ayırmak durumundasın. Yoksa yem lobisine mahkum olursun. Meradaki otu et yap diye bu adamın orköylerde proje yürütülmüyor mu? Biz böyle görüyoruz. Hani başka bir amacı da varsa bilelim yani. O da var. Fakat burada yapılması gereken hani biz söylüyoruz ya bu tip insanlardan proje yürümez. Biz de burada ağlama duvarı gibi konuşmak yerine bakın olacakları olmasını istediklerimizi de söylüyoruz. Mesela ne yapılması gerekiyor biliyor musunuz? Bu
köylerde merkezi yerler seçilse, merası iyi olan köyler tespit edilse, yakın civar köylere bu proje kapsamında veyahut bu işi yapan insanlarla birlik beraberlik içerisinde oralara bu hizmet daire başkanlıkları dediğimiz yerler bir yerler besi kampüsleri yapsa, Ahmet abimiz, Mehmet abimiz işte kaç kuzusu varsa oraya getirip bıraksa. Küpesi belli, atıyorum Murat Şevki Yavuz dedik ya 30 kuzu, Yusuf Cihankaya 35 kuzu, 30 kuzu mesela. Herkes oraya küpe numarası belli, her şey belli. Oralara gitse, orada bu sistemi kurulsa, başında da bu işi yapacak insanları getirsen, çalışacak insanların istihdamını sağlasan, bir tomar sözleşme bekleyen insanlar var, sözleşmeli personel koysan oraya, belediyesin ya, koy oraya. Çalışsın kardeşim güzelce, gece vardiyası, gündüz vardiyası, koy adamlarını oraya. Akabinde kuzusunu da akşam gelince özellikle besinin son dönemlerine doğru bir yarım kilo arpa, ne bileyim 300-400 gram da mısırı ver, kebap. Bu kuzu fıçı gibi olur. Mera'daki yani basit bir besi yöntemi bu. Buna biraz cevap vereyim mi? Yani evet. Gördüğüm şeyi söyleyeyim. Ya bu çok ayrı bir konu. Hani meraların korunması, meraların ıslahı, meraların değerlendirmesi falan filan ama Türkiye'nin birçok yerinde mera sıkıntımız var. Evet. Ama inan bana birçok yerinde de mera var, hayvan yok. İşte orayı diyorum. Sorduğumuz zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Genel anlamda konuşuyorum. Farklı şeyleri de var ama yani oradaki tarım ilçe yetkilileri, tarım ilçe müdürleri veya o mera koruma kanununun komisyonunun başında olan kişiler bir şekilde o merayı halkın değerlendirmesine kapatıyor. Evet. Ya kendi değerlendirmeye çalışıyor bir şekilde ya peşkeş, işin içinde peşkeş var, bunu yapmaya çalışıyor. Ben çok havzalar biliyorum. Ya mera, hani herkes arıyor ya mera nerede, mera nerede. Mera, yani hayvan yok. Hayvan yok. Niye yok işte? Sebebini araştırması gerekiyor. İşte bakın, bu sebebin kendileri sebep olduğu için. Yani bunları biz söylüyoruz. Allah'a şükür izleniyoruz. Bu noktada da biz olması gerekenleri söylüyoruz. Üretime katkı sağlamak, ülkenin bu üretimde, bu sektörde ivme kazanmasını sağlamak. Tek gayemiz bu. Şimdi dedik ya eti sütü manavda, reyonda görüyoruz diye. Ben de biz de bir sonuçta bir tüketiciyiz. Hepimiz evimizin ihtiyaçlarını belli dönemlerde alışveriş yapmak suretiyle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Şimdi benim bizzat yaşadığım olsun, çevreden gelen üreticilerimiz olsun, tüketici arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz diyelim. Marketlere baktığın zaman bu sebze olsun, meyve olsun, özellikle kış sezonlarında bu tip, buradan gerçek üreticilerimizi ayrı tutuyorum, onu da söylüyorum. Bu ürünlerin üzerinde ilaç kalıntıları var. Bunun aksini kimse inkar edemez ha. İnkar edemez. Ben bizzat gördüm. Bu özellikle olgunlaşmamış ürünlerin üzerine bu atılan şeyler var ya sararsın diye. Kabuğun üstünde duruyor. Seçmek için dokunuyorsun. Elinden kokusu çıkmıyor. O ilacın kokusunu attık ürünün, kimyasalın, bu insan sağlığına zararlı olan attığın tozu ben biliyorum. Kokusunu da biliyorum. Çok iyi biliyorum. Şimdi üreticimiz, herkes bunu bilmeyebilir. Gayet normal. Biz buradan gördüklerimizi, yaşadıklarımızı paylaşıyoruz. Üreticimiz, tüketicimiz aydınlansın. Sağlığımıza hizmet olsun. Şimdi bizi bilen herkes bilir. Ben bir eksperim. Şimdi bir eksper arkadaşımızın başından geçen bir şey. Geçen sene olan bir şey bu. Manisa'ya üzüm hasar tespitine gidiliyor. Orada hasar tespiti yaparken eksper arkadaşımız zehirleniyor. Bakın üzümü yemedi daha. Ölçüm yaparken, sayım yaparken, hasar tespiti yaparken bu noktalarda haliyle salkımlara, danelere dokunuyorsun, yapraklara dokunuyorsun. O havayı soluyorsun. Akşam otele gittiğinde zehirlenerek hastaneye kaldırılıyor. Ve nitekim birkaç ay sonra da görevi bırakıyor. Bu gerçek. Yani şunu demek istiyorum. Sofralarımıza gelen ürünlerin ne olduğunu biz bizzat sahada olduğumuz için görüyoruz. O yüzden bu marketlerde, reyonlarda nerede satılıyorsa bu, bunun denetimi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Bunun kabuğunu alıp, ürünü alıp, zirai ilaç kalıntısı, insan sağlığına zararlı kalıntı ne var ne yok tespit etmek çok zor bir şey değil. Bunların yapılması gerekiyor. Bunu biz vatandaş olarak biz yapmayacağız. Ben bunu koklamayacağım. Ben bunu ayırt etmeyeceğim. Benim görevim bu olmamalı. Ben TÜBİTAK değilim ki araştırma merkezi gibi. Bunu yapacak organlar var, kurum kuruluşlar var. Sırf bunu yapsın diye atanmış insanlar var. Tabii ki. Denetleme kurulu bu yüzden. Acaba gözden kaçmış mı bir sefer diyorsun. Her gittiğinde görüyorsun. Gerekli görevliye uyarıyorsun. Abi biz ne yapalım diyor. Şimdi bunlar başımızdayken bunları görüp de susmak doğru değil. Aynen öyle. Reklama gidelim.
Ufak ufak reklam zamanımız geldi, her zaman olduğu gibi. Değerli izleyiciler, reklamlardan sonra yavru atma şekillerini, sebeplerini, ekonomik kayıplarını, korunma yollarını konuşmaya başlayacağız. Mesajlarınızla ve yorumlarınızla bize hem WhatsApp üzerinden hem de canlı yayın hattımızdan bağlanabilirsiniz. Reklam dönüşünde mesajlarla devam edeceğiz. Mesajların çok ciddi anlamda gelmeye başladı. Teşekkür ediyoruz. Mümkün olunca yer vermeye çalışacağımı tekrardan hatırlatayım diyeyim. Reklamlardan sonra bizler buradayız. Evet değerli izleyiciler, hızla devam ediyoruz. Son birkaç cümlesi var Sayın Kaya'nın geçen haftaki konuya istinaden, onu konuşalım. Evet. Sonra yavru atmayı konuşalım, mesajları konuşalım, telefonları alalım. İnşallah. Şimdi Murat Bey, reklam öncesinde ne dedik? Bu bizim özellikle Besi Kampüsü demiştik ya. Ve arkabinde ne dedik? Sebze ve meyvelerin bu kalıntı noktasında, insan sağlığı noktasında, hizmet açısından denetim gerekli demiştik. Hı hı. Bu Besi Kampüslerini yapmak suretiyle aslında toplum sağlığında bir nebze ciddi manada hizmet etmiş oluyorsun. Çünkü hayvanın neyle beslendiği belli. Meralar ne diyoruz? Bizlerin sağlık sigortası. Sağlıklı kaynaklardan en güzel şekilde yararlanmak suretiyle ne dedik? Arpa, mısır gibi daniyemleri de besleyerek toplum sağlığına ne yediği belli olan ve özellikle et üretiminde küçükbaş et noktasında, bu sadece küçükbaş için demiyorum, büyükbaş için de geçerli. Kırmızı et açısından ciddi manada katkı sağlayacaktır. Buna emin olun. Şimdi bu ne dedik bir de? Bu üreticilerimizin sıkıntılarından geçen haftalarda bahsettiğimiz ve dolaylı olarak cevap gelen ÇMK konusu. Yani çiftçi mallarını korumama konusu. Bunu bahsettiğimizde dediler ki hani dolaylı gelen cevapta buralar önceden iyiymiş, şimdi görevlerini yapmıyorlarmış. Yani şimdi yanlışlıklar varmış, yeni düzenlemelerle bunlar düzeltilecekmiş. Hı hı. Böyle söylendi. Biz de üretici olarak ve üreticilerimizin sesi olarak diyoruz ki adamların yanlışlığını kabul etmişsin. Eyvallah. Böyle bir gerçek var ortada, ne güzel. Biz de diyoruz ki yanlış olduğunu kabul ediyorsun, eşittir haksız kazanç elde ediliyor. Bizlerden alınan paralar bunlar, üreticilerimizden, çiftçimizden. Bu haksız kazanç sağlayan insanlardan yeni düzenlemelerle bu kazançlar üzerinde bizlere geri dönmesi noktasında düzenleme istiyoruz bizlerde. Bu da bir isteğimiz bizim. Şimdi bir de ne dedik? Su havzaları dedik. Hani bizim ceddimiz Osmanlı'da su medeniyettir ve bunun sembolü bir kavak söğüttür. Suyun olduğu yerlere, yerleşim olduğu yerlere bunlar yapılır dedik. Şimdi sulama havzası, su havzası dedikleri yerlerde yerleşim yasaktır kanunen. E biz de dedik ki köyde vatandaşı tutmak istiyorsan orada su yoksa niye dursun? Su olmazsa hayat olmaz. E diyorlar ki işte su tasarrufuymuş. Eskiden dedesi babaları, dedeleri babaları dermiş ki işte bir bardak suyun kıymeti çok önemliymiş. Su tasarrufu çok önemli bir konuymuş. Tabii ki doğru. O yüzden koruma altındaymış oralar. Gelen dolaylı cevaba. Biz de üretici olarak diyoruz ki madem üreticimizi köyde nüfus sağlamak istiyorsak o suyu yaşam alanlarına getirin kardeşim. Getirin ki vatandaşı su aramayla 2017 yılında su aramayla uğraştırmayın. Aynen. Susuz bırakmayın. Aynen. Şimdi bu noktada hem su tasarrufundan bahsediyor hem de yapılan bilinçsiz üretim neticesinde bizim yeraltı zenginliklerimiz sömürülüyor. Hunharca bitki sulanıyor. Hı hı. Üretilen ürünler sulanıyor. Yanlış yapılan uygulamalar, mesela ne dedik? Çok su isteyen bitkilerin yoğunlukla o bölgede kontrolsüzce ekilmesi. Hunharca su çekmek suretiyle bizim yeraltı sularımız nereye gidiyor? Sen bir bardak su tasarrufundan bahsediyorsun. Adam orada saatlerce oluk oluk su harcıyor. Bu nedir yani? Bu ne perhis? Bu ne lahana turşusu? Senin yani yaptığın hayır tutmacağından hayır bunun adı. Başka bir açıklaması yok. Konumuza gireceğiz. Son olarak şunu söyleyerek bağlantı yapmak istiyorum. Şimdi reklam öncesinde de dedik ya, üreticimiz köyün etrafında hayvancılık yapıyor. Doğru. Vatandaş köyden, bulunduğu yerden köyüne gelemiyor. Yolu kapalı. Şimdi yavru atıklığıyla bunun ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Ya konumuz yavru atıklı, yavru kayıpları. Büyükbaş olsun, küçükbaş olsun. Şimdi düşünün, yavru atmaya başladı. Bir olur, iki olur. Bizim üreticimiz çok kaleye almaz. Doğrudur. Fakat arka arkaya çoğalmaya başlayınca bir evhamlanırız, telaşlanırız. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Sürü kırılacak mı? Gibi korkmaya başlarız. Arayış içerisine gireriz. Ne yapacağız? Bu hastalık mı? Bir şey nedir? Sebebi nedir? Bir tahlil gerekir bu atı. 26-20 tane sebebi var aslında. Çok sebebi var. Ama en azından bu ölümcül, çok ciddi zahiyatlar verecek viral bir şey mi, bakteriyolojik bir şey mi, patojenik bir şey mi, zararlı bir mikrop mu yani? Bunu, en azından bunu bilirsek bir nebzede yavru kayıplarının önüne geçmiş oluruz. E şimdi vatandaş bu oğlağını, kuzusunu, buzağısını aldı. Köye gidip şehrine gidecek. Gidemiyor ki. Gidip ne yapacak?
Veteriner araştırma istasyonları var. Hayvan araştırma istasyonları var. Laboratuvara gidecek. Laboratuvarda bir de şu var. 15-20 gün, bir ayda sonuçlar geliyor. O ayrı bir konu. Ona girmeyeceğim şimdi. Sonra gireriz ona. Başka bir gün inşallah. Oraya götürecek. Tahlil çıkacak. Ve oradaki tahlil neticesinde ortaya çıkan etken madde üzerinden tedavisini yapacak. Vatandaş köyünden gelemiyor ki. Gelse belki sürüsü kırılmadan bir ilaçla ortadan kalkacak iş. Bir koruma yöntemiyle, ne bileyim, bir tedavi yöntemiyle. Çok basit bir şeydir belki. Vatandaş gelemiyor, veteriner veya danışman çağırır, o da gelemeyecek. Gitsen da olacak, orada tahlil yapamayacak ki. Gelecek, gidemeyecek. Aynen. Uygulayacağı tedavi nokta atışı yapması lazım. İstasyonlar o yüzden var. Çiftçi oraya gelemedikten sonra oralar niye var? İşte yol bile bizim yavru attıklarının sebeplerinden bir tanesi arkadaş. Aynen öyle. Diyelim, yavru atmaya girelim ufak ufak değerli izleyiciler. Yavru atma ciddi anlamda özellikle hayvan yetiştiricileri için ekonomik kaybı çok büyük olan bir konu. Çok ciddi anlamda da birçok yetiştiricimizin başına geldiğini çok yakından biliyoruz. Şimdi konuya gireceğiz. Söylediğimiz gibi telefonlarla bizlere bağlanabilirsiniz. Arkadaşlarım zaten altyazı olarak veriyor size numaralarımızı. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden de mesajlarla girebilirsiniz. Çok konuşacağız. Çok püf noktalara değineceğiz. Ama hemen öncelikle mesajlarla başlayacağım. İlhan Uçan, işletmemizde kötü niyetli ve vurdumduğumuz işçiler yüzünden çok sayıda ineklerde düşük meydana geldi. Hayvanlarda hastalık yok, tek nedeni ayıklanmadan verilen küflü mısır silajı. Özellik olarak mısır silajı bozulmaya çok müsait diye belirtmiş. Bu bir sebep ki yavru atma sebeplerinden bir tanesidir bu. Özellikle küçükbaş hayvanlarda bozuk, küflü, donmuş yiyeceklerin verilmesi diyelim. Şimdi hızlıca mesajları okuyacağım, sonra zaten hepsine değineceğiz. Erzurum'dan Faruk Cömert, bir ineğim yavru attı ve bir ay sonra 10 gün arayla 3 kez üst üste kızgınlık gösterdi. Sebebi ne olabilir? Bizden ayrılmayın lütfen Faruk Bey. Hayırlı yayınlar hocam. Koyunlar kuzu atıyor ve kuzularda eksiklik var ve attıktan sonra koyundan iltihap geliyor. Ne yapmalıyız diye bir sebebi var. Ayrılmayın lütfen. Bunların hepsine değineceğiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Belçika'dan bir izleyicimiz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar sürekli çayır otu yiyor. Aynısı Türkiye'de uygulamak istiyoruz. Siz tavsiye eder misiniz? Ki zaten Türkiye'de de çayır otu ve tohumları mevcut. Bunu söyleyelim. Bakalım. Hemen hızlıca. Mazota değinin diye bir mesaj gelmiş ki hep söylüyoruz. Değiniyoruz zaten. Yetiştiren sorunlar arasında mazotun yüksek fiyatta olduğunu hep söyledik. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Konya Ereğli'den büyükbaş hayvan çiftliğinin açık besi. Kışın yağmurlar gübreyle karışan suyu içiyorlar. Ve için ineklerden doğan buzalarda ölüyor. Ne yapmalıyız? İneklerime beyaz sap, yonca, silaj, pancar posası, mısır kırması, 119 proteini fabrika yemi veriyorum demiş. Bunlarla ilgili değil ama zaten sebebi az çok belirtmişsiniz. Kışın yağmurlarla gübreyle karışan suyu içiyorlar. Pis suyu içiyorlar ki suyu her zaman söylüyoruz. Temiz su olması lazım hayvanlar için. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Teslime Yılmaz, Mersin'den yazıyorum. Soruyorum. Koyunlara ve kuzulara ne zaman çelerme aşısı yapmalıyım ve kaçar gram yapmalıyım? Bir de gebelere yapmalı mıyım diye bir soru gelmiş ki biz yayından önce de bu çelerme ile ilgili konuşmuştuk. Onu cevaplayalım. Hepsini cevaplayacağız. Bizi izlemeye lütfen devam edin. Mesaj okumakta sıkıntı olduğu için hızlıca okuyorum özellikle. Hayırlı akşamlar. Ben Sakarya'dan Mehmet Aras. Buzağlarda 6. 7. aya kadar kaba yemle bakın diyor hocam. Silaj yeşil vermeyen diyor. Bu durumda bahar ayında çayıra çıkarmak iyi midir? Görüşlerinizi bekliyoruz diye bir mesaj gelmiş. Daha çok var ama mesajlara biraz ara vereceğim. Telefonları da almaya da başlayacağız. Arkadaşlarımız da bekliyor. Şimdi öncelikle Sayın Kaya, bu soruların hepsini aslında programın içerisinde cevap vereceğiz. Evet. Seyircilerimiz de bizi izlemeye devam etsinler. Yavru atma dediğimiz zaman öncelikle yetiştiricinin aklına ya da genel anlamda meslektaşlarımızın aklına hep brosella gelir. Halbuki yavru atmanın da şekilleri vardır. Yavru atmanın biraz önce söyledik sadece brosella değil, birçok sebebi etkeni o söz konusu. Bunların hepsine ufak ufak değineceğiz ama öncelikle yavru atmanın o şekillerinden bahsetmiştik. Mesela bunlardan bir tanesi fötüsün mumyalanması. Fötüs mumyalanması dediğim zaman insanlar farklı şekilde anlayabilir ama çok kısa yoldan anlatmakta fayda var. Fötüsün gebeliğin başlangıcı, özellikle de gebeliğin başlangıcı öldükten sonra dokunun ve ona bağlı sıvıların ananın vücut tarafından emilip özellikle uterus yolundaki sarı cismi çekilmedikten sonra o fötüs mumyalanmış olur aslında bir şekilde. Ve
Bu da iki şekilde aslında atılır vücuttan. Bir tanesi normal doğum zamanına sonra hayvanın kendi attığı ya da hem doğum kanalını kaslarının hareketlendirilerek injectable yoluyla daha sonra da birkaç gün sonra da kayganlaştırma ve müdahale yoluyla o sert cismin aslında sert cismin dışarı alınması yoluyla. Burada tabii şöyle bir söz konusu, nasıl anlarız diye soracak hemen seyircimiz. Rektal muayenede, işte veteriner hekimlerimiz rektal muayenesinde içeride bir sert cisim olması, eğer kanamalı bir durumsa kan renginde veya kahverenginde akıntıların olması veya normal doğum zamanının dışında bir, yani normal doğum gelmiş, aslında zamanı gelmiş ama doğum yok. Hatta doğum belirtileri yok. Aslında burada fötüsün mumyalaşmasını anlayabiliriz. Ya da başka bir şey, fötüsün çürümesi mesela. Evet. Bu biraz daha tehlikeli durum. Burada yine değerli izleyiciler, aynı şekilde fötüs içeride, ana rahminde ölüyor ama o sarı cisim dediğimiz yapı da ortadan kalktığı anda fötüs aslında çürümeye başlıyor ve artık kemikler kalıyor. Burada tabii mumyaya göre biraz daha sıkıntısı var. Kemiklerin, ana organların, dokuları zedelemesi, o doğum kanının zedelemesi ki bu da yavru atmanın sebeplerinden bir tanesi, söylüyoruz bunu. Söz konusu burada daha dikkat etmek lazım. Anomali mesela fötüsün zaten kendi yapısal bozukluklar olabilir. Ve en son aslında yavru atma dediğimiz şey. Burada tabii yavru atmayla fötüsün mumyalanması ya da çürümesi arasında şöyle bir şey var. Aslında fötüs oluşuyor. Doğru değil mi? Canlı bir şekilde ama doğumun son 2 ayına kala, 1 ay kala, 3 ay kala fötüs ölüyor ve yavru atılıyor. Burada biraz önce siz şey dediniz. Dağda, dağ başında, merada bir hani %1 sürünün temel anlayabiliriz ki %2'si, %3'ünde hani bu tür yavru atmaları görürse bir şekilde önlem alınabilir ama artık bu %5 ve üzerine çıktığı zaman artık sıkıntı var demektir. Kesin kontroller yapılması lazım. Aynı şekilde bu yavru atmada da bunu anlatıyor. Devam edeceğiz. Tanıya devam edeceğiz. Bu konuda katkılarınızı da bekliyorum ama bir telefonumuz var. Telefonumuzu alalım. Sonra devam edelim. Alo. Alo. Burhan Bey hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar. İyi akşamlar. Rahat ediyorum. Hepinize estağfurullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ne rahatsızlığı? Buyurun. Ben sabırsızlıkla sizinle görüşmek için defalarca aradım ama arkadaşlar yardımcı olup bağladılar. Ben çok özür diliyorum. Estağfurullah. Biraz da heyecanlıyım şu anda. Bu sakallı beyefendinin ismini unuttum. Yusuf Cihankaya. Yusuf Bey'le ben bir konuda bir şey danışmak istiyorum. Bir soru sormak istiyorum. Başıma buyurun. Bir olay geldi de. Tabii buyurun. Sizi dinliyor. Şimdi Yusuf Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Devletimiz diyor ki, köyünüze dönün. Size 30 milyar hibe para vereceğiz. İşte hayvancılık yapın, şunu yapın, bunu yapın. Televizyonlarda Sayın Bakanımız Faruk Çelik, bizim hemşehrimiz her akşam konuşuyor. Gazetelerde okuyorum. Benim köyün birinde 16 dönüm yerim var. 16 dönüm yere 200 metrekare ağaçtan, ahşaptan dam yaptım. Çok para harcadım. Oğlumun doğum parasını dahi oraya harcadım, küçük altınlara. Damım bitti. Soluklarını, hayvan yemlikleri, her şeyi hazır. Bursa'da isim vermeyeceğim. A firmasından gittim. Hayvanlarımı dahi aldım. Anlaştım. Bu kişiler bir ay sonra bana hayvanlarımı teslim edecekti. Fakat 3 gün içerisinde belediye benim damımı yıktı. İsterseniz internetiniz varsa vereyim. İnternete girin. Damı yıkarken bile 8 ay önce yıkıldı. 8 ay önceki resim hala duruyor. Dinliyoruz abi. Verebilirim yani. Yıkma gerekçeleri ne? Yıkma gerekçeleri ben başladım ağaçtan yaptım. Köy muhtarının haberi var. Ağaçtan yapılabilir dediler. Ben büyük kalaslar aldım. Çok paralar yatırdım. Yani yok canımdan. Biz karı koca çay satarak para kazanıyoruz. Bunları bu şekilde konuşmak istemiyorum. İsterseniz telefonumu vereyim. Özel beni arayın. Farklı şeyler söyleyebilirim size. Şöyle yapalım Burhan Bey o zaman. Telefonunuzu kapatmayın. Arkadaşlarımıza numaranızı bırakın lütfen. Lütfen. Yayından sonra hayır, iletişim kurmaya çalışın. Benim yaşadığımız farklı insanlar yaşamasın. İnşallah. İnşallah. Yaşamasın ama lütfen arayın. Size bir adres vereceğim. İnternete gireceksiniz ve olayı göreceksiniz. Bilmiyorum
Sayın Bakanımızın ben görmesini istiyorum aslında. Bitmiş bir dam. İnternette hazır hayvanların parasını yatırmışım. Hayvanlarım gelecek, bu dam yıkıldı. Daha da televizyonlarda Sayın Bakanımız diyor ki, Faruk Çelik Bakanımız, hayvancılık yapın. Ben hibe istemiyorum, ben para istemiyorum, ben hiçbir şey istemiyorum. Ben çocuğumun küçük altını bozdurup o damı yaptım ve bu damın benim yerle bir oldu, yıkıldı. Burhan Bey, bir şey soracağım, çok üzülüyorum Senke'ye. Siz bundan önce tarım ilçeye gittiniz, yani bu damı kurarken tarım ilçeye gittiniz mi? Bir. Gittiniz, onlar da size... Bana sadece denildi, ağaçtan yapabilirsin denildi. Bunu kim söyledi? Köyden muhtar söyledi. Efendim sana söyleyeyim, büyükler söyledi. Ve ben ağaçtan yaptım bu damı. Okey. Şimdi tarım ilçeye gitmemişsiniz. Oradan şartları almamışsınız. Bu bir. İkincisi, ki bir daha söylüyorum, siz lütfen telefon numaranızı bırakın. Sizle iletişime geçeceğiz. Ben bir şey sormak istiyorum Burhan Bey. İnternet... Alo. Alo. Ha. Burhan Bey, bu internette görüntüleri var dediniz. İzleyicilerimiz de belki merak etmiş olabilir. Ne diye arattırdıkları takdirde çıkar bu? Onu ben telefona söyleyeceğim. Öyle mi? Tamam. Öyle yapalım. Bir diğer konu, aslında ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım ama süreç anlamında ve konuyla alakalı... Bana sadece arazinizin %5'ini yapabilirsiniz dediler. Ben 180 metrekare bir yer yapmıştım. Hı hı. Bitmişti zaten ya, bitmişti. Yani içine bir tavuk dahi olsa yıkamaz ama kimseye dinletemedim kendimi. Belediye mi yıktı bir daha onu? Belediye mi, tarım ilçeden mi geldi? Efendim? Hayır efendim. Belediye. Belediye. Peki. Geçmiş olsun Burhan Bey. Teşekkür ederiz bağlandığınız için. Dediğim gibi hattan ayrılmayın. Numaranızı arkadaşlara bırakın lütfen. Yayından sonra bir bağlantıya geçelim, olur mu? Teşekkür ederim. Şimdi ben reklama gideceğiz ama reklamdan hemen önce bir şey seyircilerimize bir bildirelim sizle beraber. Değerli izleyiciler, bir yapı yapmadan önce lütfen bağlanın bulunduğunuz yerdeki muhtarlık, tarım ilçe, özel idare veya belediye. Bunlara mutlaka gidin, işin aslını öğrenin. Bunu niye söylüyoruz? Maalesef ki ülkemizin her yerinde uygulamalar farklı yapılmaktadır. İnisiyatifler kişilere bağlıdır. Dolayısıyla örnek veriyorum. Burada ağaçtan yapabilirsin diye bir mevzuat vardır. Ama başka birisi inisiyatif kullanarak der ki ağaçtan yapmayacaksın kardeşim diyebilir. Bunu biz hep yaşıyoruz. Bize soruyorsunuz hangi mevzuatları uygulamam lazım, hangi şartları uygulamam lazım. Beni sosyal medyada, mesajla veya telefonla aradığınızda hep söylüyorum. Diyorum ki bağlı bulunduğunuz yerdeki tarım ilçeye ve belediyeye ya da özel idareye mutlaka gidin. Onlar size doğrusunu söyleyecekler çünkü inisiyatif onların elinde. Burhan Bey'in yaptığı gibi önce yapmak istediğiniz bir plana gideceksiniz, tarım ilçeye ve belediyeye anlatacaksınız. Onlardan size olur geldiğinde mümkünse bunu yazılı olarak isteyin. Yazılı bir şey halinde isteyin. Daha sonradan biz böyle demedik, biz izin verdik, biz izin vermedik gibi sorunlarla karşılaşmayın. Çözüm bulamazsınız diyelim. Reklama gideceğiz, hemen alalım. Bir cümle söyleyeceğim. Bu tip durumlarla karşılaşan birçok üreticimiz muhakkak kesinlikle vardır. Bu noktada da dediğiniz gibi inisiyatif kişilere göre değişir. Bu belediyedeki adamın şahsi itirazı da olabilir. Muhtarın da olabilir. Çünkü muhtar dediğin hatta adam... Hatta bilgisizliği olabilir. Biliyorum bakın, diye. Bakın bizim üreticimizde şu vardır. Muhtar oranın mülki idare amiridir köyün. O yüzden muhtar söylemişse bu tip aralarda hatalı olduğunuz, düşündüğünüz kim varsa ben diyorum ki yetiştiricimize hakkımızı hukuk çerçevesinde arayalım. Bölgenizdeki başvuru savcılıklarına gidin, başınızdan ne geçtiyse anlatın, isimlerini de yazın, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim deyin. Kanun yollarıyla hakkımızı arayalım. Bu aynen noktada da eli kolu bağlı oturmayalım. Peki. Hukuk çerçevesinde hakkımızı arayalım. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, reklamlardan sonra hem mesajlarınızı hem telefonlarınızı hem de yavru atmanın şekilleri, sebepleri, korunma yollarıyla bizler burada olacağız. Evet değerli izleyiciler, şimdi yavru atmanın aslında yani abort ya da abortus dediğimiz olayı biraz açıklamaya çalıştık. Yani söylediğimiz gibi bunun aslında 4 tane farklı durumu söz konusu. Bu farklı durumların da aslında bahsettiğim gibi 20'den fazla, 26, 27, 28 civarında sebebi ve etkeni var. Biz bu sebep etkenlerde aslında ikiye ayırıyoruz temel anlamda. Bir tanesi enfeksiyon sebepler, bir tanesi non enfeksiyon. Yani enfeksiyon olmayan sebepler ki bunları da enfeksiyon sebepler dedim işte viral, virüsler daha doğrusu, bakteriler, parazitler, iç ve dış parazitler. Özellikle de
Brusella demeyeceğimiz, hani hep diyoruz ya Brusella'ya bağlı gibi, küçük baş hayvanlarda görülen işte pastörella, ayak çürüğü, gebelik toksemisi, enterotoksemi gibi sebepler de aslında enfeksiyon sebeplerinin içerisinde yer alıp yavru atmaya sebep olabiliyor. İşte yollar bahsettiğimiz gibi. Yani kimyasal sebepler, hormonal sebepler, beslenme, tabii beslenme, şimdi fiziksel etkenler, genetik aslında bizim totalde sayabileceklerimiz ama bir de bunun kendi içerisinde de var. Kalıtsal kusuru da ihmal etmeyelim. İşte genetik ve kalıtsal kusurlar. Seni başlık altına aldık. Aynen öyle. Şimdi Murat Bey, şöyle diyeceğiz. Biz bu hastalıkların tedavisini anlatmak yerine, hı hı, benim anlatmak istediğim esas bu yavru atıklığını ortaya çıkaran sürü yönetimi ve besleme ile alakalı yavru atıklığının sebebini ortadan kaldırmaktır bizim için esas olan. Hı hı. Zaten biz programda da hastalıklara değinmeyeceğiz. Tedavi yöntemleri de şunla bunla. Bizim işimiz değil. Onu hekim arkadaşlarımızın işi. Şimdi biz ne dedik? Sürü yönetimi ve besleme noktasında. Hı hı. Yavru atıklığını ben şöyle şu şekilde sıralıyoruz biz. Yani nasıl diyebilirim şunu? Öncelik olarak doğru hayvan seçimi. Yani ırk seçimi. Ülkemizdeki en yaygın 3 ırk nedir mesela? Holstein, Montafon, Simmental'dir. Doğru. Doğru mu? Doğru. Bu üçüne değineceğim. Öbür 6-7 madde üzerinde ben bunu sıralandırdım. Hayvan refahı ve konforu. Bu çok önemli. Sürü yönetimi açısından özellikle. Üçüncüsü kalıtsal kusur. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiş olduğumuz, hocamızın bahsetmiş olduğu A1, A2 ve kalıtsal kusurların ülkemize direkt girişi, birkaç tanesine bakılıp diğerlerine bakılmadan göz ardı edilip sokulması gibi. Dördüncüsü ve aslında hepsi önemli ama dördüncüsü diyelim besleme. Beşincisi insan refahı, üretici bakıcı refahı. İnsan refahı ne dedik az önce? Yol dedik, su, elektrik, altyapı, üst yapı. İşte üreticilerimizin, oradaki bulunan çalışanların ortamı, sosyal imkanları, çalışanlar bu konuda yaşam alanları, yaşam alanları, bunların hepsi bizlerin yavru atıp atmasını sebebiyet verecek durumlar. Altıncısı rahmine verilecek zararı, yani yavru atıklığı o sene atmış olabilir ama belki bir önceki doğumunda yapılan bir yanlış uygulama neticesinde alınan, ana rahmine verilen zarar neticesinde bir sonraki gebeliğin gerçekleşememesi, gebe kalsa da doğumunu yapamaması. Bunlar da bir etkendir. Özellikle bu suni tohumlama yaptırdığınız, rektal muayene yaptırdığınız, veteriner sağlık teknisyeni olsun, tekniker olsun veya şey olsun, veteriner hekim olsun, kim yapıyorsa artık bunları yapan. Ve sonuncusu da hani dedik ya bizim bu konuya girmeyeceğimiz, yani patojenik mikroorganizmalarla alakalı, salgın hastalıklarla alakalı sebebiyet veren neticesinde ne oluyor? Yavru atıklığı. Hı hı. Bu sonuncuna biz girmeyeceğiz. Şimdi ne dedik? Doğru hayvan ırkının belirlenmesi. Hı hı. Şimdi biz ırk seçerken neye göre seçiyoruz? Öncelikle işletmemizi kuruyoruz. Et mi, süt mü sorusuna cevap vermemiz lazım önce. Yok öyle kurmuyoruz. Ahmet abi ne alayım bu hayvanlardan? Hoşten mi alayım? Nereden? Ne yapacaksın? Süt alacağım. Bu erkek buzağısını da besi yaparsın. Ahmet abi ne alayım? Simental. Şimdi ona geleceğim. Anlatabildim mi? Şimdi hedefi seçmiyoruz. Biz seçmiyoruz şimdi aslında. Bu doğru. Doğru. Size katılıyorum o noktada. Fakat bu şekilde düşünürken farklı durumlara iten unsurlar da var. Vatandaşın kafası karıştırılıyor. Yani aslında şu var. Az önce saydığımız kriterlerin yanında bir de ne var biliyor musunuz? Yavru atıklığına sebep olan bilgi kirliliği. Bunu da değinin. Bilgi kirliliği diyelim, bir virgül koyalım mı? Telefonumuz var. Bir giremedik Murat Bey konuya. Yani şimdi izleyicilerimiz artık aslında girdik, girdik de girme, yani detayına giremedik. Doğru söylüyorsunuz tamam. Ama bir telefonumuzu alalım, seyircimizi bekletmeyelim. Alo. Ramazan Bey, Mersin'e selamlar, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Sağlığınızda duacıyız diyelim. Şimdi kusura bakmazsanız benim bir Yusuf Bey'e bir sorum olacak. Estağfurullah, lütfen, dinliyor sizi. Şimdi ben hobi amaçlı Halep Dumaskos keçisi besliyorum. Hı hı. Şimdi yaklaşık 3,5-4 kiloya yakın süt alıyorum ama şu an pik durumundalar. Bu pikte ben sütün tamamını alamıyorum. Yani bana 1 kilo 1,5 kilosunu veriyor, geride 2-2,5 kilo süt kalıyor. Ne yapıyorsam, ne ediyorsam sağım makinesiyle sağmaya çalışıyorum ama bir türlü bana yukarıdaki sütü vermiyor.
bunu ben nasıl alabilirim? Yani gerçi yavru atma konuşuyorsunuz ama bu da benim merak ettiğim bir konu. Bana bu konuda yardımcı olursanız teşekkür ederim. Ramazan Bey, öncelikle hayırlı akşamlar. Bu bahsettiğiniz Domaskus kaç hayvanda bu problem var? Şimdi aşağı yukarı benim 10 tane sağmal keçim var. Evet. Şimdi yavrularını da sütten kestiğim halde sütü belli bir orana geldi mi bana bırakmıyor. Geri kendi yukarıya çekiyor. Şimdi hepsi mi bunu yapıyor? Birkaç tanesini bunu yapıyor? Bunun içinde 3-4 tanesi bunu yapıyor. Diğerlerinde bir sorun yok. Yavrular emiyor mu şu anda? Yok, sütten kestim yavrularını. Peki yavruları emerken sağım yapıyor muydunuz? Akşamları sağım yapıyordum. Sabahları annesiyle beraber emiyor. De akşam sağım yaptıktan sonra anneye emdiriyordum. Öyle. Şimdi bu genellikle yavrusunu o sütten kestikten sonra yavrusuna saklamak suretiyle bu durumu yapabilir. Peki bu siz dediniz ya 1 litresini veriyor, geri kalan 2-2,5 litresi kalıyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Hani içinde zorla mı sağıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi ben süt sağım makinesiyle sağıyorum. Hı hı. Yani karpuz gibi süt belli, yani memelerinde belli. Anladım, anladım. Yavrusunu verdiğim zaman, tekrar yavruyu verdiğim zaman... İndiriyor. Yavruya geldi mi hepsini indiriveriyor aşağıya. Yavrusu emiyor, bitiriyor. Ama şimdi, bana vermiyor sütü. Şimdi Ramazan Bey, bu genetik anaçlıkla alakalı bir şey. Yani bu hayvanın kendisiyle alakalı bir şey. Dediğim gibi yavru bu tip hayvanları ya sürünüzden çıkartacaksınız yahut bu hayvanın sütünü erken keseceksiniz. Yavrusunu sütten daha erken kesmeniz lazım. Annesini emdikten sonra bu sadece Halep için değil. Bunu kıl keçisi olur, alpin olur, sahnen olur. Bütün keçırıklar için, koyun için de keza aynı şey geçerlidir. Yavrusuna yanık olur çoğu hayvan. Yanık olmak suretiyle ayırdıktan sonra yavrusu sanki emecekmiş düşüncesiyle bu sütü saklar, hapseder. Zorla sağırsınız, böyle göğsü şişer. Size de ciddi problemler yaratır. O yüzden ya yavru emme süresini kısaltacaksınız ya da bu hayvanların sürüden ayıklayacaksınız bir şekilde. Yani bu, sürü derken ben hoca amaçlı besliyorum günlük. Anladım. Başka ırkları muhafaza edeceksiniz. Onu ya kestireceksiniz, etlik değerlendireceksiniz. Anladım. Çünkü başkasına da verip başkasının canını da yakmayın. Çünkü aynı problem orada da yaşayacak bu tip hayvanlar. Çünkü bu anaçlığın önüne geçemezsin. Bazı keçi vardır, bütün oğlakları emdirir. Bazısı vardır, oğlağından bir tane başkasını yaklaştırmaz. Bu kalabalık sürüsü olanlar iyi bilir. Bu noktada bu hayvanın karakteristik yapısını değiştiremezsiniz. O yüzden bunlara dikkat etmeniz lazım. Ramazan Bey, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bilgilere, bilginize. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Mesela selamlar. Rica ederim, sağ olun. Buyurun, söz sizde, hemen hızlıca alalım kesilmeden. Şimdi Murat Bey, dedik ya et mi süt mü sorusuna cevap vereceğiz. Hı-hı. Hani bunu dediğimiz zaman vatandaşımız da diyor ki hani kombine ırk olan simental kullanalım falan filan. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bir beslemeci olarak ben simental bir kombine ırk demiyorum. Çünkü kombine ırk dediğin bana et de verecek, süt de verecek. Bu hayvanın artılarını eksiğini değerlendirdiğimiz zaman, ülkemizdeki diğer hayvanlarla kıyasladığımız zaman bizlere getirileri matematik olarak hesabını yapacaksın en başta. Ona göre atım atacaksın. Hı hı. Şimdi bu süt sığırcılığı işletmesini kurarken amacımız ne? Süt üretmek. Kaliteli, en ekonomik sütü en sağlıklı şekilde üretmektir. Hı hı. Temel prensip budur. Şimdi bir işletmeye sen 2 trilyon yatırım yaparsın. Holstein ırkı seçersen, örnek veriyorum, bir yılda kendini amorti eder. Birçok yılda olabilir, ayrı bir olay. Ben şunu demek istiyorum. Bir yılda kendini amorti eder. Simental seçersin, 2-2,5 yılda kendini amorti eder. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Şimdi öncelikle o konuya girmeden şunu da demek istiyorum. Bir de bizim ülkemizde yaygın olan ne? Montafon var. Yerli ırklar var. İşte Güneydoğu Anadolu kırmızısı, Doğu Anadolu kırmızısı, yerli kara gibi. İşte artık Karadeniz'e yerleşmiş, yurt dışından gelmiş, artık oralı bir hayvan olmuş, yersey gibi mesela. Hani ben yerli ırk gibi görüyorum artık onu. Yerli ırk değil ama o şekilde iyice lokalize olduğu için ben o şekilde nitelendiriyorum. Şimdi bizim ülkemizde muhasebesi, hesabı yapılmayan tek sektör bana kalırsa bizim sektörümüz. Her şey grama gramına muhasebe edilirken bizim süt sığırı işletmelerinde 1 litre sütün rasyon maliyeti ne dediğim zaman, yani şudur diyen işletme sayısı çok azdır. Bunu yapmamız gerekiyor. Yapmalıyız ki biz daha ırk seçimi yaparken yanlışlık yapıyoruz. Bakın ne diyoruz? Burada ezbere yapılan uygulamalardan kaçınmamız gerekiyor. Bizim ülkemizdeki yem fiyatları belli. Kaba yem fiyatları belli. Ülkemizde burada mevcut imkanlarımız ortadayken
hayvanlarımız ortadayken, elde edilen neticeler ortadayken nokta atışı ırk seçmemiz gerekiyor. Sen şimdi burada diyeceksin kardeşim, sana kalırsa 3 hayvan, bizim en çok kullanılan, yaygın olan ırklardan dedik ya, Holstein, Montafon, Simmental. Bana kalırsa ülkemize en çok kar getiren Holstein ve Montafon'dur. Özellikle Montafon ilk başlayanlar, yeni başlayanlar için caziptir. Bu hayvanlar... Ne için konuşuyor? Süt için mi konuşuyor? Süt için özellikle. Çünkü kendini amorti etmesi, vatandaşımıza getirileri. Bunları düşündüğün zaman Simmental obur bir hayvandır. Doymaz. Şimdi özellikle işletmelere baktığın zaman rasyonun 1 litre rasyon maliyetini düşüremezsin. Çok yer. Çok yediği için de bunu şöyle matematik hesabı yapabiliriz. Mesela Holstein 17 TL'ye günlük rasyon maliyetiyle 17 TL'ye 30 litre süt alabilirsin. Fakat bir Simmental'e 17 TL rasyon yedirerek 20 litreyi kolay kolay geçemezsin. Buradaki 1 litre sütün rasyon maliyetine baktığın zaman Holstein'in 1 litre sütün rasyon maliyeti 56 kuruştur. Simmental'e bakıyorsun 85 kuruş. Yaklaşık %50 maliyetli. Üretilen süt ortada. Bakın şimdi Montafon'a bakıyorsun 12-13 liraya 20 litre süt alabilirsin. Çünkü vücudu ona göre küçüktür. Yemiş olduğu... Zaten Montafon'un temeli sütçü bir ırk olması. Tabii ki. Sonradan... Yapısı küçüktür. Aynen. Diğer hayvanlara göre. Ve ürettiğin sütün rasyon maliyeti azdır. Ya buradan ne sonuç çıkıyor? Az önce de ne dedim? Simmental %50 daha fazla zarar ettiriyor. Pahalıya üretiyorsun. Süt işletmesi için konuşuyoruz. Süt işletmesi. Ama bunu da konuşurken şunu hatırlatalım Sayın Kaya. Ben her zaman söylüyorum. Çok profesyonel işletmeler dışında konuşuyorum. Onlar zaten bu işi düzgün yapıyorlar. Yetiştiricimiz, ya bizim bir Holstein'in dünya süt ortalaması aşağı yukarı 40 litrelerdi. Ülkemizdeki süt ortalaması 27-28 litrelerdi. Ortalamadan bahsediyorum. Evet. Normal bir yetiştiricimizin Holstein'den aldığı süt 22 litre, 20 sürü ortalaması konuşuyorum. 21 litre, 22 litre, 23 litre. Böyle bir, eğer böyle 21, 22, 18, 17 burada alacaksa, ben her zaman söylediğim şey, Simmental al daha iyi. Ama bakın hep dipnotlarla konuşuyorum. Simmental al daha iyi. En azından yarın öbür gün bir şey olduğu zaman para kazanabilir mi? Etten para kazanırsın. Ha, getiriyoruz. Bu çok ayrı bir şey. Sizin söylediğinizde hemen burada seyircilerimiz yanlış anlaşılma önüne geçsin diye söylüyorum. Bir süt işletmesi düşünüyor. Ve bu süt işletmesini gerçekten kurallara uygun şekilde yönetmeyi planlıyorsak. Aynen, hatalar, sorunlar. Aynen öyle. Bu konuyla alakalı tam devam edip böleceğim yoksa. Tam şurayı söyleyeceğim. Az önce dediniz ya, biz Holstein'ların daha kendi kendimize sorunlarla boğuşmaktan bu hayvanın ne olduğunu bilip besleyip üretim yapamıyoruz. Aynen öyle. Holstein vitesli bir araba gibi düşün. 5 vitesli gibi. Hani 20 litreden 30 litreye çıkabilirsin. 30'dan 40'a çıkabilirsin ama Simmental'de bunu yapamazsın. Az önce ne dediniz? Biz diyor Holstein adam gibi besleyemediğimizden, bakamadığımızdan hayvanlara biz süt alamıyoruz. Alamadığımız için hayvan zayıflıyor. Sen bunu yaşamaktansa Simmental al demek suretiyle sen insanları gerçeklerden kaçırıyorsun. Murat Bey, bana ben söylüyorum. Aynen. Siz de sizin gibi diyen insanlara söylüyorum. Bunu yanlış anlamayın. Çünkü şöyle bir şey. Ortada bir sorun var. Tamam. Doğru mu? Holstein süt ortalaması belli. Sen 40 litre, 50 litre, 60 litre, 70 litre süt veren ben inek bilirim arkadaş. Tamam, daha yukarısı da olabilir. Hani bu böyle bir hayvandır. Fakat sen bu hayvanın ortamını, refahını, beslemesini sağlayamadığın için ortada bir problem var, hata var. Tamam. Yani nasıl diyeyim? Ne denir buna? Beceriksizlik diyelim. Yani eğer kimin, oturan kimin yaptı? Hayır, Holstein'e bakamayan. Tamam. Beceriksizliktir bu. Bunu yapamadığımız için, yani bir çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bakılmadığı için, hani diyoruz ya, kestirdiğin zaman Holstein'den 200 kilo et çıkar, Simmental'den atıyorum 300 kilo et çıkar. Ama bir de şöyle bir şey var. O hayvan obur, doyuramazsın. Yediğini rasyon maliyetini hesapla, aslında yedirdiğin Holstein'e göre aynı kalıyor. Ve şu var, sen bir sütten kesilmiş Simmental'i, yani bakamadın onda da, hayvan çaptan düştü, süt yok. Bunu tekrar sütlendiremezsin. Böyle bir durum da var. Bunu ama bağlayacağım. Holstein'da bunu yaparsın. Tedavisini yaparsın. Güzel bir hekim arkadaşımız yapar. Beslemesine de bir zooteknist arkadaşı. Tamam. Yaptığı takdirde kaldığın yerden gaza basmak suretiyle sen bu hayvandan süt alabilirsin. Bu konuyu konuşalım ama telefonumuzu alalım önce. Alo. Evet. Alo, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hakan Bey, hocam, Sivas'a da selamlar olsun. Hocam benim sorum olacaktı. Buyurun. Hocam bizim sürü genelinde kuzu atma var bu yıl. Sadece bu yıl önce. Kuzu atma? Evet, kuzu atma. Yani biz küçükbaş hayvancılık yapıyoruz hocam. Hı hı. Genel olarak kuzu atma var. Zaten mesaj olarak atmıştım hocam. Kuzuyu attıktan sonra intihap geliyor koyunlardan hocam.
Ben bunu birçok veteriner hekime geçtim. Yani hepsine 5-6 tane veteriner hekim değiştirdim. Sordum hocam, hepsi farklı farklı ilaç verdi. Hiçbir şekilde ben bir fayda bulamadım. Buna ne yapabiliriz hocam? Bize Hakan Bey, pratik bir yöntem var mı? Kangal mı, Anadolu Merinosu mu hayvanlar? Buyurun hocam. Akkaraman mı var yoksa Anadolu Merinosu mu var? Akkaraman hocam. Akkaramanınız var. Peki kuzular ölü mü doğuyor? Kuzular doğuyor normal hocam ama tüyler kısa ve karınları şiş oluyor genelde. Sonradan bir saat sonra ölüyorlar. Bazen bir gün sonra ölüyorlar. Hakan Bey, ayaklanma falan hiçbir şey olmuyor. Hakan Bey, bu hayvanlarınızda yani atık dediğiniz günsüz mü doğuyor? Canlı sonra mı ölüyor yoksa canlı ölü doğuyor, ölü çıkıyor? Canlı duyamadım orayı. Canlı hocam. Canlı doğuyor, gözleri yumuk. Ölüyor. Yani gözleri açık değil. Gözlerini ben kendi elimle açıyorum. Günsüz yani. Evet. Bir saat şey yapıyor yani. Şey sorayım size. Ne yediriyorsunuz bu hayvanlara? Hocam saman. Evet. Çok cüzi miktarda kes, yonca kesi. Kim? Ne? Yonca kesi olarak. Anlamadım. Yonca yonca. Yani yoncayı kişi saman haline getirmiş hali. Evet, yonca sapı hocam yediriyor. Kes yonca, kes onu anlamadım ben, evet. Hı-hı. Ondan sonra hocam şey, arpa ezmesi. Başka bir şey? Başka bir şey yok. Bu kadar. Evet hocam. Herhangi bir küf, kokuşma, donma vesaire. Yok, herhangi bir hiçbir sıkıntı yok hocam. Peki yani kendimiz... yılda bir mi, yılda iki mi doğurtuyorsunuz hayvanları? Hocam bizim... hayvanlar genelde yılda iki doğuran oluyor yani. Şimdi bu hayvanlara selenyum takviyesi yaptırdınız mı? Selenyum tüm aşıları da yapıldı hocam. Ne zaman yaptınız? Yani yaklaşık 4,5 ay önce. 4,5 ay? Evet. Çok geç. Yani koç katımından önce mi yaptınız bunu hemen? Biz koç seçmeyiz hocam. Genelde bizim koç içinde arada duruyor. Şimdi bizi bunu yapmamız lazım. Koçu seçeceğiz. Sürekli içinde bulunduğu takdirde bu tip sorunların yanında birçok sorunu da ortaya çıkarır. Özellikle tek tip bir kuzumuz olmaz. Ne zaman doğuracağını bilemeyiz. En azından bu içindeki 4,5 ay dediniz. Bu gebelin selenyum, E vitamini beraber miydi? Onu da sorayım da aklımdayken. Buyurun hocam. Selenyumun yanında E vitamini de var mıydı o preparatı? E vitamini de vardı hocam. Tamam. Parazitle mücadelesinizi yapmış mıydınız? Parazit mücadelesi olarak bir iğne var ya hocam. Şimdi reklam gibi olmasın da biz üvemek kullanıyoruz genelde. Şimdi Hakan Bey şunu söyleyeceğim. Özellikle küçük başta son yıllarda tek başına iğne çalışmıyor. Şimdi evet, parazit noktasında bir yetiştirici olarak şunu yapıyoruz. Biz hem haplamasını yaparız hem iğnesini yaparız. Şöyle düşünün. İkisini aynı anda yapmayın. Bunu koç katımından, teke katımından önce yapmanız lazım. Bu parazit çok önemli. Yediğine içtiğine ortak olan, gebeliğin son dönemlerinde, bakın sebebi bu demiyorum, riskini arttıran bir sebeptir yavru atıklığının. Parazitin, evet, örneğin ilk gün iğnesini yapın, bahsettiğiniz iğneyi. 3 gün sonra hapını attırın. Veya tam tersini de yapabilirsiniz. Önce hapı attırın, 3 gün sonra iğneyi yaptırın. Ama ikisini bir arada yaptırın 3 gün arayla. Yoksa bu tek başına iğne veyahut hap artık parazitle mücadelemizi sağlamıyor. Biz bunu yaşadık, tecrübe ettik her yerde. O yüzden bu parazit noktasında bunlara dikkat edin. Bu selenyum E vitaminine bu hekim, çalıştığınız bir hekim varsa... Ama burada bu şunu noktada... sormak lazım değil mi Sayın Kaya? Biz hep söylüyoruz ya, aslında hani yolda örneğini verdik. Fötüse ait ya da doğan ölü yavruya ait ve anneye ait bütün organlar vesaire ne varsa aslında alıp gidip laboratuvar testi yapmaları orası lazım. Orası doğru. Olarak, şimdi oraya geleceğim. Şimdi biz en azından bunları bilelim. Ben bu rasyonda ne yedir? Özellikle yaş kaynaklı sebep mi değil mi? Onu öğrenmek için sordum. Yonca kesin yanında bu, ben beslemeci olarak bir yonca balyasını tavsiye ederim. Onu da sormuşken, yeri gelmişken söyleyelim. Hayvanları fazla yağlandırmamayı tavsiye ediyorum. Bu aynı zamanda vitamin E, selenyumu özellikle bu doğumun ortalarında, pardon, gebeliğin ortalarında tavsiye ediyorum. Bunu da yapın. Parazitle takviyenizi, parazitle mücadeleniz noktasında da bunlara dikkat edin. Murat Bey'in de dediği gibi bu yavru atıklarını en kısa, en yakın bu veteriner araştırma istasyonları var. Oralara götürün, tahlil laboratuvarı varsa, üniversite varsa oralara götürün, tahlil ettirin. Herhangi bir salgın var mı, yok mu, mikropla alakalı, patojenik mikroorganizma, zararlı mikroorganizmalarla alakalı bir şey mi, değil mi?
Bunu bir teyit edin, tespit edin. Ona göre tedavi uygulattırın. Aynen öyle. Sadece yani akıntıya yoğunlaşmayalım. Asıl tabii sebebini bulmamız lazım. Var mı söyleyeceğimiz bir şey? Reklama gideceğiz çünkü. Şu an için yok Murat Bey. Aynen, peki. Değerli izleyiciler, hızla devam edeceğiz ama arkadaşlarım tacizi sonucunda öğreniyoruz ki reklam aramız geldi. Reklamlardan sonra buradayız. Mesajlarla devam ediyoruz değerli izleyiciler. Hemen hızlıca yine birkaç mesajı okuyacağım. Mesajlarınıza tek tek cevap vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatayım. Dediğimiz gibi mümkün olunca çok mesaja yer vereceğim. Ve programın akışında zaten sorularınızın cevabını bir nebze de olsa almış olacaksınız. Coşkun Ören, köyde çiftlik ve hayvancılığın kalkınması için köy okullarının tekrar açılması ve ailelerin çocuk okutma bahanesi bitirilmeli. Gençlerin SGK'ları yapılmalı. 45 yaş üstü son kalan çiftçileri çırak olarak çocuklarını şehirden geri getirmeleri sağlatılmalı. Hayvan üreticileri daha da ormanda hayvanların rahatlıkla otlatmaları sağlanmalı. Ormancılara orman cezalarının kesilmesinin önüne geçilmesi. Regras otu ile ilgili görüşleriniz nedir? Süt ineklerine ve koyunlara tavsiye eder misiniz? Yunus Ünal, Konya. Regras, Çayırmera. Zaten her zaman söylüyoruz. Hem protein açısından hem enerji içeriği açısından yüksek bir ottan bahsediyoruz. Şöyle diyebiliriz. Genç hayvanlara yaş olarak biçilip verilebilir. Hı hı. Bizim tavsiyemiz akabinde de kuru olarak biz bu şekilde tavsiye ediyoruz. Kurutulmuş. Aynen öyle. Özellikle süt sırlarımıza. Evet. Adem İnce Konya, hayvanlarda genelde ikiz olduğunda yavru atıyor. Son bir ay kala ve ikiz doğum çok oluyor hayvanımda. Geçmiş sene hiç ikizim yoktu. Şu an ikiz doğum çoğaldı. Gebelik toksemisi olabilir diyelim. Sebepler önemli tabii. Bakalım. Erzurum'dan Kemal Diyarbakırlıoğlu, işletmenden hayvanlarıma soğuk su içiriyorum diye özellikle belirtmiş. Keşke bunu söylemeseydiniz. Bakalım. Brusella hastalığı damızlık boğadan geçer mi? Damızlık boğadan da geçer, dişiden de geçer. Taşıyıcıysa zaten bir kere Brusella mikrobu görüldüyse artık o hayvanları kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Nevşehir'den Ahmet Altaş. Her şey çok güzel, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sütün durumu ne olacak? İnanın en çok bildiğiniz şey sizin bildiğiniz kadar. Onu söyleyelim. Bakalım. Çok bağlı daha farklı bir varyasyonlar uygulayabilirim falan filan. Keçimiz gebe bir haftadır. Keçinin arkasında kırmızı bir şey görünüyor. Bazen gelip ağzında duruyor. Bazen geri içine çekiyor demiş. Bu bahsettiğimiz kanamalı bir yavru atma sendromu olabilir. Bakalım. Veteriner hekime göstersin o hayvanı. Kesinlikle. Murat abi hayırlı programlar. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Salih abi bir sorum olacak. Elimizde 9 inekli 8'e düştü. Çatı ayrılması ve buzağı oğlum ile beraber sormak istediğim abi bizim inekler erkek buzağı yapma oranı yüksek. 2 yıl önce 6 erkek 1 dişi. Geçen yıl 2 dişi 6 erkek. Bu yıl 3 erkek oldu. Tabi veren Allah. Ne böyle dişi olsun diye bekliyoruz. Dişi olsun diye bekliyoruz. Abi elimizdeki anaç inekler yakında ıskartaya ayrılacak. Dişi buzağı anlayıcı alamıyoruz. Sebebi ne olabilir? İnekler yaşlanıyor. Diyelim ki en büyük inek 11 yaşında. Hayvanların geneli simental ve melezi. Şey soralım, eğer bizi dinliyorsa oraya cevaplasın. Suni tohumlama mı yaptırıyor? Boğa mı kullanmış da onlar? Aynen, doğal mı suni tohumlama mı yaptırıyoruz? Onu bir öğrenelim. İlk kez hayvancılık yapmak isteyenler için 100 besi hayvan mı almak daha karlı yoksa 100 süt hayvan mı? Bu öyle şey yapılacak bir şey değil. Hani bunu alırsan daha mantıklı, bunu alırsan. Ya ben şöyle diyebiliriz orada. Hani sayı olarak değil de bu işe hiç başlamamış yetiştiricilerimize, bizleri tanıyanlar da bilir. Ben besi yapmasını tavsiye ediyorum. Yani bu işe hiç girmemiş. Şu andaki sütün durumuna bakarak temeli, ya bu hayvancılığı görmesi en azından ne olduğunu bir ön bilgi olarak kendini tartabilmesi açısından besi mi süt mü diyenlere ben her zaman söylerim. Besiyle başlamanız daha iyi olur. Özellikle ilk birkaç yıl. Akabinde zaten bu yola girdikten sonra doğru kaynaklardan doğru bilgileri de almak suretiyle süt sığırına geçiş yapabilirsiniz. Koyunlarda yavru atımı neden olurmuş? Olur diye bir soru gelmiş ki programımızın içerisinde zaten konuşuyoruz bunu. Acil köyler belediyeye geçince belediye meraları dolaylı yoldan zapt etti. Hayvanlarımızı otlatmaya merak kalmadı. Geçen hafta çok güzel değindik bu konuya. Aynen. Hatta program başında da biraz örnekledik bunu. Evet. Emin Hayran Yozgat, iyi akşamlar. Brusella aşısı ne zaman yapılması gerekiyor? Büyükbaş hayvanlar için gebe ineklere bu aşı yapılır mı? Yapılırsa gebenin kaç aylık olması gerekiyor? İlgili de başvuru yaptım. Aşı için Kasım ayında geleceklerdi ama daha gelmediler demiş. Son sorumuz bu olsun. Bir sürü soru var ama biraz hızlanmamız lazım.
yavru atma sebeplerini konuşuyorduk. Irk seçimi demiştik. Biz burada hani simental, hoştan... Onunla kavga edecektik ama şimdi sırası değil. Şimdi sırası değil, daha sonra konuşuruz onu. Şimdi şuradan devam edelim. Yani biz burada sorular mı okuyacaksınız? Yok yok, siz devam edin. Evet. Bakalım. Yani biz... Telefon. Arkadaşlar telefonunuz mu var? Evet. Telefon varmış. Mesaj geldi. Alo. Alo. Manisa'dan hoş geldiniz Mehmet Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Kolay olduğunu tahmin ediyoruz. Buyurun dinleyelim sizi. Abi benim şu anda hastalıklarla bir sorum yok. Sorunuz yok? Benim sorum ne bileyim abi? Anlamadım. Abi sesini kısayım televizyonun bir dakika. Abi şimdi biz oyunculukla uğraşıyoruz. Evet abi. Bizim şu anda meralar kiraya verilecek diyorlar. Tamam. Şimdi bu meralar kiraya verilince bu kırsal kalkınma programı var, bir şeyler var. Biz hayvanlarımızı nerede otlatacağız abi? Bu mera konusunu hayvan yetiştiremiyoruz, ürün üretemiyoruz, ekemiyoruz, biçemiyoruz konusunu zaten iki haftadır konuştuk. Mümkün olduğunca buradan yetkililere duyurmaya çalıştık. Programlar içerisinde sürekli olarak parça parça da olsa mera kanunu, mera ıslahlığı, meraların kullanılması, yetiştiricilere destek, bu et olur, süt olur, yem olur, mera olur vesaire gibi zaten sürekli olarak değiniyoruz Mehmet Bey. Evet. Farkındayız. Yani ciddi anlamda meraların kullanılması veya kullandırılması konusunda yetiştiricimiz maalesef çok mağdur. Bunun için burada zaten bunları sürekli dile getiriyoruz. İnşallah Sayın Bakan ve basın müşavirliğinden bir randevu alabilirsek, bize 3 aydır peşlerinde koşuyoruz çünkü. Evet. Bu soruları yönelteceğiz kendilerine de. Abi bir de nasıl bileyim, ben sana şunu soracağım. Şimdi biz ovadayız. Evet. Bizim meraların tarım arazisinin elverişli. Herkes bunlara gözü dikti abi. Şimdi herkes yoğun çekeceğim, dar ekeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hani ova olduğu için. Şimdi bende 400 koyun var. Ben nerede biteceğim abi? Zaten birçok programda şunu da söylüyoruz. Evet. Yetiştiricimiz veya üreticimiz. Maalesef öncelikle hep diyoruz ya, çuvalınızı kendinize batıralım diye. Fırsatları bir şekilde legal ya da illegal yolla değerlendirmeye çalışıyorlar. Kendi, yani yetiştiricilerin kendi aralarındaki çekişmeleri sebebiyle aslında asıl görevini yapması gerekenler zaten düz bir mantıkla şöyle bakıyor. Bunlar zaten birbirlerini yiyorlar. Benim yapacağım hiçbir şey bunlara batmaz deyip bu işleri yapıyorlar diyelim. İnşallah Mehmet Bey düzelecek. Düzeltmeye çalışıyoruz. Geçmiş olsun. Buradan mümkün olunca da zaten sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz diyelim. Manisa'ya çok selam olsun Mehmet Bey. Aleyküm selam. Yusuf abim bilir mesela hocam. Koyun evde kapalı durmaz. Keçi evde kapalı durmaz. 5 dönüm yoncayla, 10 dönüm yoncayla evde bakılmaz bu hayvanlar. Şimdi herkes mesela neymiş de? Garaking. Mehmet Bey, ben yoncaking. Sizi çok iyi anlıyorum. Bu konuya biz geçmiş programlarımızda çok iyi, detaylı bir şekilde değindik. Siz de konusu gelmişken, siz de bahsetmişken şunu da ifade etmek istiyorum. Üreticinin yanına giderek sıkıntılarını, dertlerini dinlemeden ezbere yapılan uygulamaların tabanı ve geleceği olmaz. Bunu bizim vatandaşımız yaşıyor. Yaşıyor ki bizler görüyoruz, duyuyoruz. Telefon bağlantılarıyla, gerek sosyal medyalarla bir şekilde tarafımıza ulaşılıyor. Yani bizler bu şekilde ulaşılırken bu işin asıl yetkili organları da ulaşılır olup akabinde de vatandaşımızın bu tip sıkıntılarını ortadan kaldıracak hamleler yapmak suretiyle bizlerin hayvansal üretimini daha refah, daha huzurlu, daha kazançlı, daha sağlıklı bir yapı haline gelir. Özellikle ülkemizin yarısından çoğu orman köylerinden oluşmuşken, ormanlarda da siz de bahsettiğiniz üzere hayvanlarımızı yayacak yer yok diyorsunuz. Doğrudur, kesinlikle. Hayvanların yayılacağı yerleri fidan dikmek suretiyle buraları üretime kapatmak neyin gayesi? Amacın ne senin?
buradaki kanunların, buradaki yürürlükteki uygulamaların, yeni düzenlemelerin içine alınmasını da istiyoruz. Bakın, köyler öyle halde ki girişi açık, çıkışı açık, yarı kapalı ceza evleri haline getiriliyor. Bu getirilmek suretiyle bizim yetiştiricimiz hayvanları orada olmazsa, bu işi yapamazsa köylerde tutamazsın, tutulmaz. Yaptığın her uygulama havada kalır. Biz bunları ifade ediyoruz. Bunları her zaman söylüyoruz. Mehmet Bey. Bizden başka, bizim sesimiz duyuracak başka kimsemiz yok. Mümkün olunca buna yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne ilçe tarımları olsun, ne Manisa Merafon şey olsun. Abi bizim yerlerimiz o olduğu için neymiş de tarım arazisi. Böyle bir şey nasıl olur ya, bu meralar devletin bize hak sahibi, hani bizim hakkımız çobanların hakkı değil mi abi? Şimdi siz şunu yapın. Valiye gidin. Valilikte evet. İlgili vali yardımcısıyla görüşün. Bu evet. Meramınızı anlatın. O sizden tamam. Dilekçe isteyecek. Dilekçe neticesinde sizi Tarım İl Müdürlüğü'ne yönlendirecek. Tarım İl Müdürlüğü'nde yönlendireceği yerde mera komisyonlarıdır. Mera komisyonunda sizden isteyeceği bağlı bulunduğunuz köyün muhtarıyla beraber bir dilekçe isteyecek. Bu dilekçenizi verin, sonucu alın, bize de bildirin, biz de buradan aktaralım inşallah. Evet, Manisa'ya selam olsun Mehmet Bey diyelim. Konumuza devam edelim evet. Mümkün olduğunca. Şimdi Murat Bey, burada ne dedik? Hani yavru atıklarından öncesinde güzel bir ırk seçimi. Hı-hı. Ne dedik? Holstein bu noktada hayvanların vitesli bir hayvandır. Yani her 10 litre bir vites düşünürsen ortalama 50 litre verecek hayvanlar dedik. Daha öncesinde de ne dedik? Sonrasında bu hayvanları biz bakamadığımız için, beceriksizliğimizden yapamadığımız için hastalıyoruz. Nitekim verimden düşürtüp bunları elimizden çıkartıyoruz. Ha, bu sebepten de simmentale yönelmek aslında gerçeklerden bir kaçıştır bizim nazarımızda. Bizim bu gerçeklerden kaçmak değil, bataklığı kurutmamız gerekiyor. Bizim sorunumuz nerede? Sen zaten simmentale kaçarak sen bir iş yapmış olmuyorsun. Bu ırkı değiştirmek suretiyle gerçeklerden kaçarak başarılı olman imkansız. Sen zaten diyorsun, birçok insan der, işte verimden düştüğü zaman etini salmadığı için, tamam doğru, cüsseli, iri hayvan, obur hayvan, doymaz bu hayvan. Bunu yetiştiren ülkelere bakın, kaba yemleri çok maliyetsizdir, sıfırdır, öyle düşünün. Adamın yağmuru var, her türlü ot yetişiyor, biçiyor getiriyor hayvanla yediriyor. Yem maliyetleri oldukça düşük. Her şey düşük, sıfıra yakın. Bizim öyle bir ülkemiz yok ki. Sen otu yetiştirmeye çalışıyorsun, sulaması para, elektriği para, suyu çıkartıyorsun ya, işçi tutuyorsun, hat değiştiriyorsun, ne bileyim gübresi, ilacı bilmem nesi hesabı. Bunun geldiği yerlere bakın, böyle bir masraf yok. Bizlerin kabayem sorunu var. Bu gerçek bir şey. Yem maliyetlerimiz oldukça yüksek. Biz bu şartlarda bu hayvanı ülkemize getirirsek enflasyon canavarını beslemiş oluyoruz. Bakın, bu hayvan doymuyor diyoruz. Senin koturada canlandırın, bir 20 tane Holstein düşünün, 20 tane simmental düşünün. Aynı yem miktarlarını verin, o hayvan doymaz ki. Neye göre besleyeceksin? Bu hayvanın, neye göre demeyeyim, onu şöyle izah edeyim. Hayvan yediği takdirde yemden yararlanım ve elde etmiş olduğun süt maliyeti çok yüksek. Rasyon maliyetini düşüremiyorsun. Bu noktada tamam, hayvan 30 litre süt veren hayvan hassastır. Doğrudur, Holstein için diyorum. Bu 30 litre, 40 litre veren hayvan hassas. Eyvallah. Mastit problemi, şu problemi, bu problemi günümüz şartlarında. Kardeşim, 25 litreye göre besle. Beslemeni düzgün yap. İşletmeni, barınağını, refaha uygun yap. Kışın çatır çatır donan yerde, ne bileyim ılıman iklimlerde, bir Adana'da, Antalya'da olan bir sistemi, açık ahırı sen tutar da Orta Anadolu gibi veya daha soğuk Doğu Anadolu gibi yerlerde yapmaya kalkarsan bu hayvandan sen topallığını da baş edemezsin, mastitini de baş edemezsin. Bakın, topallık deyip geçmeyin. Topal hayvan mastit olur. Niye? Topal hayvan ayakta duramaz, gider yatar, memesini yere yapıştırır. Topal hayvan yeme yanaşamaz. Arzu ettiğimiz kuru maddeyi tüketemez. Yemi tüketemez. Yemden yararlanımız zayıf olur. Sürü içerisinde ezik kalır. Baskın hayvanlar bunları iter bu şekilde. İttiği takdirde ne olacak? Hayvan yiyemeyip çökecek. Topal hayvan her şeyiyle problem hayvan demektir. Bütün metabolik hastalıkların temeli oradan geliyor aslında. Hepsi aslında bir sebeptir ama bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunlardan kaçarak ırk değiştirmekle kâr etmiş olmuyoruz. Zaten bu hayvan ne dedik? Obur dedik. Ürettiğin süt maliyeti yüksek dedik. Bu hayvanı sen kestirdiğin takdirde elde ettiğin eti yedirdiğin yemle maliyetini, hesabını yap.
Sana aslında para kalmıyor. Biz orada kestirdiğimiz zaman elimize toplu para, çuval çuval para geçince para kazandığımızı zannediyoruz. Programın başında ne dedim? Maliyet hesabı, muhasebesi yapılmayan tek sektör dedik. Hoştay'ın yediği yem miktarıyla Simmental'in yediği yem miktarı bir olur mu? Olmaz. Yese de aynı miktarda aynı verimi vermez. Bakın, Hoştay'ın işletmeleri çok iyi bilir. Nedir? SGS'si yani sahamda geçen gün sayısı 700, 800, 900 olan yerler biliyorum ben. Bu tip hayvanlar var. Yani sütü kurutamazsın. Sürekli süt var. Ama Simmental'de bu olay yok. Çaptan düştükten sonra, sütü bittikten sonra tekrar süt alamıyorsun. Ve en önemlisi, bizim konumuzla alakalı kısmına geliyor en can alıcı noktası. Bu Simmental'in faydasını söyleyenler, ben şunu söylerim ve bizim gibi çok söyleyen insanlar da var. Ne der? Doğum yaptırmamıştır bu hayvana derler. Çünkü doğum olayı Holstein'e nazaran daha zordur, daha güçtür. Güç doğumu gerçekleştirmiş bir hayvanın verim yılı düşer. Sen 4-5 buzağdan fazlasını alamazsın. Bakın, öyle uygulamalar var ki hayvana müdahale etmek zorunda kalıyorsun. Hayvan refah ve konfor açısından hayvanı merada, doğada, işletmende doğum anına müdahale etmeden, bu gerek küçük baş gerek büyük baş için de geçerli. Bu hayvanın doğumuna müdahale ettikçe onun damızlık ömrünü düşürmüş oluyorsun. Ve nitekim Simmental taşıyan işletmeler genellikle buna müdahale ederler. Özellikle ilk doğumlarında. Sen istediğin kadar küçük tohum atsan da bunun önüne geçemiyorsun. Oranla Holstein'i Simmental'e. Bu Simmental'in doğum güçlüğü daha zordur. Neye göre? Holstein'e göre. Bu doğum güçlüğün neticesinde ana rahmi hasar görüyor. Bir şekilde oralar yıpranıyor. Yıprandığı için de bir sonraki buzağı alacağın dönemde sana istediğin verimi vermiyor. Anne karnında buzağının gelişimi zayıflıyor. Embriyonik ölümler gerçekleşebiliyor. Döl tutmayabiliyor. Attığın spermanın tutmaması olayı. Akabinde yavru atıklığı, ana rahmi hasar görmüş bir rahim. Tamam, servis periyodunu istediğin kadar uzun tut. Fakat geçmişinde almış olduğu darbe bu hayvanın ileriki damızlık ömrünü düşürüyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani beside de mi Holstein'i seçelim? Şimdi beside şu var. Holstein kilo almaz diye bir şey yok. Alır. Ne kadar alır? Sizce? Bence en iyi ihtimalle, en iyi şartları koyuyorum 1,5 kilo. 1,5. Simmental? En iyi şartları koyuyorum. En iyi şartlar. Yani Holstein'in en iyi şartlarını koyuyorum. Şimdi Murat Simmental 2 kilo 200 gram en iyi şartlar. Yine en iyi şartlara göre konuşuyoruz. Alır. Bizim ülkemizdeki sistem ortada. Bizim Simmental'in olması gereken literatürüydü, bilgileriydi, şunlar bunlar en az 2 kilo alması lazım. Hı hı. Fakat bizim ülkemizde bunu yapan insanlara bakın 1,5 kilo zor görür. 1,6'dır en fazla. Aynı şey Holstein içinde geçerli ama. Şuraya geleceğim. Biz şuradaki olay şu. İşi düzgün yaparsan tamam. Yem maliyeti. Bakın şunu diyeceğim. Sen Simmental'e 8 ay 10 ay bak. Standardı bu, 10 ay bakılıyor. Yediği yem maliyetini hesapladığın zaman aslında ürettiğin etin maliyeti yüksek bir et ortaya çıkıyor. Ama bakın bu söylediğin şey neye göre değişiyor Sayın Kaya? Eğer Holstein'e vereceğiniz ya da süt hayvanına vereceğiniz rasyonu aynısını etçi ırka veriyorsanız konuda haklısınız. Hı hı. Ama besinin veya etçi ırkın rasyonu, rasyon içeriği, rasyondaki içeriğin miktarıyla süt hayvanının alması gereken rasyonu, rasyon içeriği ya da miktar aynı değildir. Evet. Siz süte verdiğinizi besiye ya da besiye vermeniz gerekeni süte verirseniz iki taraflı yani karşılıklı olarak zaten istediğiniz randımı zaten alamazsınız. Şimdi biz şurada ben bunu hemen söyleyeyim. Bununla ilgili başka bir zaman bir program yapalım mutlaka. Ama özet olarak ne diyoruz? Siz şu konuda haklısınız. Ya hatayı düzeltmek lazım. Evet. Başka yollardan. Ama biz de diyoruz ki biz zaten burada mümkün olunca söylüyoruz. Yavaş yavaş bir şeyleri değiştiriyoruz. Bu yavaş yavaş ki sizle daha önce de konuştuk. Bizim daha 5 sene 10 senemiz var da her şeyi oturtabilmemiz açısından konuşuyoruz. Bu süreçte benim yetiştiricim alacağı süt miktarı 17, 18, 20 litrelerde kalacaksa evet. Yani şartları ona göre ayarlıysa ya da düzeltmeyecekse ya da düzeltemeyecekse. Hı hı. Holstein almasından ziyade çünkü bir daha söylüyorum 17-18 litre süt almak demek aslında hayvana maksimum 800 gram 1 kilo canlı ağırlık aldırmak demek. Bunu yapacaksa ve ondan sonra 3 gün sonra süt para etmiyor. Yem pahalı, mazot pahalı, vergimiz var, şu var, bu var, o su var, bu su var. İşte hassas hayvan, ayak tırnak hastalıkları çok gözüküyor, mastisi çok fazla gözüküyor vesaire diyecekse ki diyecek. O zaman diyoruz ki biz de Simmental al. En azından yarın öbür gün darda kalırsan
hiçbir şey yoksa buzağısını satarsın. Bugün evet. örnek veriyorum, aynı yaştaki Holstein buzağısı 2 lirayken, farazi konuşuyorum, Simmental'inki 3,5 lira. Evet. Olmadı, satarsın canlı ayakta ağırlığı Holstein'in gelir 400-450 kilo. Simmental'inki gelir 600-700-800 neyse ki besi hayvanıysa zaten biz onu 500'lerde, 550'lerde, 600'lerde tutmaya çalışıyoruz evet. gibi. Bu bizim sadece alternatif çözüm üretimimiz. Yani Holstein almayın. Jersey'i beslemeyin ki bana kalsa, ben çok açık konuşuyorum. Süt hayvanı açısından, ama bu bana kalsadan kastım süte gerekli değer verilirse devlet tarafından. Ben Jersey taraftarıyım. Ne Holstein'i, ne Montfort'u, ne Simmental'i. Ben Jersey'ciyim. Evet. Ona bakarsanız eğer. Ama biz ne diyoruz? Bir alternatif üretmek zorundayız. Yani bir yere odaklanıp gidemeyiz. Alternatif gerçeklerden kaçmak olmamalı bizim nazarımıza. Ya, biz bu hayvancılığı günübirlik yapmayacağız. Hı-hı. Uzun vadeli yapacağız. Evet. Ne dediniz? Holstein'den biz 30 litre alamıyoruz. 20 litre al kardeşim. Hı-hı. Doğru mu? Şimdi Holstein'i sen 13 lirayla 20 litre alırsın. 13 TL'yle. Bakın. Çok ince bir nokta. Simmental'de bu 20 litreyi alabilmen için 17 TL beslemen gerekiyor bu hayvanı. Sütün rasyon maliyetine bakın. Kafadan günlük 4 litre, 4 TL sen zarardasın. Hı-hı. Sen dediniz ya, buzağısını aldığın zaman, ürettiğin buzağının maliyeti yüksek zaten. Senin kestirdikten sonra fazla gibi görünen parayı hayvan ömrü boyunca yiyerek tüketiyor, farkında değiliz. Hesap yapılmıyor. Bizim demek istediğimiz nokta bu. Bakın Holstein'de şu var. Sen tamam hatadan döndün, doğru yola yöneldin. Hı hı. İşletmede damızlık üretmek kolay bir şey mi? Bir damızlığın 15 aylık, 16 aylık tohumladın. 9 ay gebeliği var. 25 ayda bir damızlık elde ediyorsun. Bu hayvanı sen kestirmek gibi bir duruma düşüyorsun. Fakat sen adam akıllı bir tedavi etsen, doğru düzgün beslesen bu hayvan ne yapıyor? Tekrar verime başlatabiliyorsun. Elinde hazır damızlık materyalin var. Simmental'de bunu yapamazsın. Az önce ne dedik? Hem besi de maliyetli bir besi. Buzağını atıyorum 4,5 liraya mal ediyorsun, örnek veriyorum. Dışarıdan alsan da pahalı. Kendi işletmende yetiştirsen de pahalı. Çünkü annesinin ürettiği süt yüksek. Maliyeti yüksek. Kendisi düşük. Holstein'a göre. Ürettiğin buzağının kendisi de yüksek maliyetli. Sen daha üretirken ortada bir maliyet yüksekliği var. Ne dedik? Ülkemizde yem pahalı dedik. Bu hayvan obur gibi yiyor. Yiyor, yiyerek sen işletmende atıyorum 100 ton arpa, örnek veriyorum, arpa mısır yediriyorsun. Sen Holstein'e çevirirsen 70 tonda kalırsın. İşletme başı 30 ton arpa buğday karın olur. Ülke bazında düşün, enflasyonu ortadan kaldırırsın. Arz talep meselesinde ne oluyor? Talebi artan ürünün her şeyin fiyatı yükselir. Sen buna dönmek suretiyle yem fiyatları da yükseliyor. Bu hayvanlar çok yiyor. Bizim yem sıkıntımız var. Bunların maliyet sıkıntısı var. Bilgi kirliliği var. Peki. Biz bunlardan bahsediyoruz. Peki. Önümüzdeki hafta ikimiz de rasyonla gelelim buraya inşallah. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra sebepleri konuşalım. Çünkü i̇nşallah. İki partımız kaldı. Evet. Ondan sonra da korunma yollarına değinmemiz lazım. Hızlı bitirmemiz için çok da mesajımız var. Evet. Değerli izleyiciler, mesajlarınız var. Konuya gireceğiz hızlıca. Son iki partımız reklamlardan sonra bizler buradayız. Evet, soruyorum'a devam ediyoruz. Bir reklam arasında Holstein ve Simmental mi tartışmasını devam ettik, yaptık. Önümüzdeki haftalarda bunu konuşacağız inşallah. Birkaç tane mesajla hızlıca devam edeceğim. Veteriner hekim Muzaffer Karatekin dinleyiciye sorun. Otopsi yapılmış mı ya da tahlil yapılmış mı koyunlara diye. Bahsettiğimiz gibi mutlaka bir laboratuvar test lazım. Bakalım hemen hızlıca okuyacağım. İneklerimde kızgın arkadaşlar. Herkes yem pahalı diyor. Yem zamlanmasa arpa buğdaya zam gelmez. Bir memur en az 3-4 bin lira maaş alıyor. Et fiyatları da pahalı diyorlar. Kardeşim köylü ve besici de bu şartlarda sizce para mı var demiş. Ahmet Şimşek Samsun bölgesi Bafra Tayrova koyunlarımda özellikle ikiz annelerinde çabuk zayıflama oluyor. 1100 gram civarı koyun. Süt ve toklu besi karışık veriyorum. Yeter mi? Başka neler yapmalıyım? Demiş. Koyunlarda zayıf. Tayrovalar her zaman sözümü biraz hassas hayvanlardır. Bana ne zaman sorsanız söylüyorum bunu. İyi bakmak lazım. Kuzularda ağzı yarası oluyor. Acaba ektima mı var? Bu konu Kemal Özbek sormuş. Çok önemli. Dur bir saniye. Ektima bu yavru atmaya da sebep olan bir şey. Yavru özellikle kuzuda ve oğlakta ciddi kayıplara sebep olan çok can alıcı bir nokta. Benim geçmiş yıllarda program yaptığım yılları bilen izleyicilerimiz de çok iyi bilir. Bununla alakalı ben programda yaptım. Ektimale nasıl mücadele edilir? Konumuzun içerisinde var zaten. Var lakin geri gelmişken bunu ısrarla üzerine durmak istedim. Çok ciddi. Yani büyükbaşta
baştaki şap eşittir, küçük baştaki budur. Bundan nasıl korunulacak? Bakın, bu hastalıkta viral bir hastalıktır bu. Ağızlarının diş etlerinde başlar, dudaklarında lezyonlar, yaralanmalar böyle nasıl diyeyim, çıban gibi devam eder. Akabinde sanki dili damağa düşmüş gibicesine hayvanın ağzını bir tuhaf bir hale sokar. Bunu izleyicilerimiz, yetiştiricilerimiz çok iyi bilir. Bununla alakalı çok şehir efsaneleri dönüyor piyasada. Yok şunu vur, yok şunu yap, bunu yap. Bakın değerli yetiştiricilerimiz, bu hastalıkta antibiyotik çalışmaz. Buna emin olun. Bizim bildiğimiz her yerde de yazar. Nedir? Viral enfeksiyonlarda antibiyotik çalışmaz. Bu beşeride, insanlarda, bizlerde de aynıdır, hayvanlarda da aynıdır. Bununla alakalı sizin yapmanızı istediğim, bizim yapıp bu sürümüzde fayda sağladığımız çok önemli bir uygulama var. Nedir bu? Bakın, yapacağınız işlem şu: asfinik suyu, krolin dediğimiz, katran rengine benzer asfinik suyu. Bunun saf formu olacak. Yok %5'lik, 10'luk çökeltisi, çözeltisi olmayacak. Bunun saf formu, yarım litre bundan, yarım litre benzin, yarım 250 gram da tuz. Bu üçünü karıştırın bir kaba, oğlak kuzu neyse, koyun neyse, ektima genellikle bu taze hayvanlarımızda ortaya çıkar. Sadece 3-5 hayvanımızda bu çıktı diye o üçüne yapmayın, hepsine yapın. Çünkü bu hastalık öyle bir illettir ki hepsine hızlı bir şekilde yayılır. Bu noktada kabın içerisine hayvanın ağzını daldırın. Yaralara eldiveninizi de giyin, yaraları ağzınıza ovcalayın. Sonra salıverin gitsin. 6 günde hiçbir şeyiniz kalmaz. Buna emin olun. Eğer ki dediklerimizi harfiyen uygulayın, 5-6 günde bu hastalıktan eser bulamazsınız. Buna emin olun. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa bu ektimale alakalı, ben yazamadım, duyamadım, kaçırdım diyen olursanız kanalımızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli yetiştiricilerimiz, özellikle küçükbaş yetiştiricilerimize sesleniyorum. Evet. Peki, hemen devam edelim. Abdullah Bey Yozgat'ın, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Benim bir hoşlanan iğnem var. Doğum yaptı. 15 gün sonra doğum felci geçirerek arka bacakları şişme meydana geldi. Ayağa kalkamıyor. İlaç tedavisini yaptım. Sonuç alamadım demiş. Doğum felci geçirmiş ki biz bunların sebeplerini aslında söylüyoruz çoğu zaman. Veterinere başvurmanızı tavsiye ediyorum. Onu söyleyeyim şimdi buradan, çünkü ilaç vesaire buradan belirtemeyiz. Onu söyleyelim. Koyunlarımda kaşıntı var. Edirne Yenez'den. O gün küçük. O gün bey. Küçükbaş yabancılıkla uğrayalım. Koyunlarımda kaşıntı var. Dış parazit. Ne yapmam lazım diye şey yapmış. Dış parazit mücadelesi her zaman söylüyoruz. Diyelim. Yalnız şunu da belirteyim. Özellikle hayvanlar gebe kaldıktan sonra yapacağınız parazit uygulamaları, iç olsun dış parazit, özellikle enjeksiyon ve haplamada karnındaki yavruya zarar verme ihtimali yüksektir. Bakın, zarar verir demiyorum. Olma ihtimali yüksektir. Özellikle sakat doğumların sebebiyeti çoğunlukla, yoğunlukla budur. Peki. Bir telefonumuz var, onu alalım. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Arkadaşlar, hayır, hemen beyefendi ismini alalım. Okan Bey, Afyon'dan hoş geldiniz. Ben abi, Afyon da hayvan. Okan Bey, biz sizin sesinizi hiç almıyoruz yalnız. Telefon hapı. Geliyorum. Dinliyoruz, buyurun. Alo. Buyurun. Ben hayvan hastalığı ile ilgili değil de bu koyun hibe, 38 koyun 2 koç hibe destekleri vardı. Onun için bir şeyler söyleyecektim de. Soru mu soracaksınız, bununla ilgili bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok işte, soru soracağım işte. Yani bu hibe destek teşviklerle ilgili TKDK ya da tarım ilçelere başvurmanız yeterli olacak Okan Bey. Konumuz yavru atma şu anda. Buradan da birkaç tane soru var yani hibe destek teşviklerle alakalı. Bunlarla alakalı lütfen bulunduğunuz yerde TKDK bürolarına veya tarım ilçelere başvurun lütfen diyelim. Afyon Karahisar'a selamlar olsun Okan Bey. Konumuza devam edelim lütfen. Evet. Yavru atma sebeplerini konuşuyorduk. Hızlıca devam edelim. Çünkü şimdi, son 10 dakikamız var. Sonra da artık kurulma yollarını anlatmamız lazım. Şimdi bu yavru atma nedenlerinden şunu söyleyeceğim. Hayvanlarımızın yaşam alanları dedik ya. Hı-hı. Yaşam alanlarını özellikle soğuk stresi. Bu sadece soğuklara denk gelmiyor, hı-hı, bu yavrular. Sıcak stresi. Bunların hepsi bir etkendir. Yani bu hayvanlar arası rekabet, yani bu sürü baskınlığı, bunların hepsi bir yavru atıklığı nedenlerinden bir tanesidir. Besleme zamanı, besleme aralığı. Özellikle bizim hayvanlarımızın
canlıların olmazsa olmazı nedir? Su. Su tüketimi. Su tüketememesi. İzleyicimiz de oradan yazmış. Hani demiş ya soğuk su veriyorum diye. Bakın soğuk su sadece yavru atıklı olarak düşünmeyin. Hayvanın normal işleyişini aksattıran, hataya, hastalığa itekleyen bir durumdur. Hayvan vücudu için ihtiyacı olan bağışıklık sisteminin güçlenmesi, akabinde toksinleri vücuttan atabilmesi için gerekli olan su miktarını soğuk suyu tüketmek suretiyle almış olmaz. Kendimizden hep örnek veriyoruz. Ben susamışken yarım çay bardağı soğuk su içsem susuzluğum gider. Fakat ben bu kadar, bundan iki tane su içmem lazım. Siz bana tutar da yarım çay bardağı soğuk su getirirseniz susuzluğum gider. Ama vücudum için ihtiyacım olan, bağışıklık sistemim için ihtiyacım olan, vücudumun sağlığı için, devamı için ihtiyacım olan su miktarını tüketmiş olmuyorum. O yüzden hayvanlarımıza içilebilir nitelikte ve sıcaklıkta suyu vermemiz lazım. Bu gebe olsun, boş olsun. Bütün hayvanlar için geçerli. Bu noktada bunlara özen göstermemiz lazım. Suyun sadece miktarı sıcaklığından ziyade bir de veriliş şekli de çok önemli. Çok görüyoruz. Hayvanların ulaşamayacakları yerlere suluklar konuluyor. Kuzuların içine suluk konmuş. Kuzunun içinde ilk doğan kuzular içebiliyor. Arkadakiler içemiyor. Niye? Boyu yetişmiyor. Hayvan yazık boynunu sündürüyor. İçinde su var, oraya yetişeyim diye canı çıkacak. Ya abi indirsene seviyesini. Oraya sen suluk yapmışsın. Koyun mu besleyeceksin orada? Ya da keçi mi besleyeceksin de yüksek yapmışsın? Az aşağı indir. Hayvan içine düşüp ıslanmayacak şekilde. Bunları ayarla. Akabinde donma şey var, böyle plastik şeyler var. Kafası şey böyle sabit çevresi. Büyükbaşı düşünün, gözünüzde canlandırın. Büyükbaş özellikle şamandıra seviyeleri çok göz ardı ediliyor. Bu seviye çok aşağılarda olduğu zaman suyu tüketemiyor. Niye tüketemiyor? Vücudun için ihtiyacı olan suyu çekince, öncekisi içtiğini düşünün. Oradan şamandıradan gelen su miktarı orayı dolduramaz. Oradan arkadan gelen hayvanın su ihtiyacını karşılayabilecek hızda akmaz su. Oradan 5-6 litre içeceğine 1-2 litre içer gider köşesine yatar. Bu da özellikle gebe hayvanlarda ve laktasyon dönemindeki hayvanlara çok ciddi zararlar verir. O yüzden bunlara çok önemli önem göstermek istiyoruz. Bu yavru atıkların içerisinde besleme dedik. Beslemeden öncesi şuna değinmek istiyorum. Kalıtsal kusur özellikleri. Hı hı. Bakın hani dedik ya, Holstein misi mental mi? Geçen haftalarda hocamız bağlanmıştı, anlatmıştı bizlere. Ne demişti? Holstein'de 3 tane, bilemedin 4 tane kalıtsal kusura bakılıyor ve diğerlerine bakılmıyor. Simental dümdüz giriyor dedi. Neden? Bu sorunun da aydınlanması gerekiyor. Yani bu, sen Holstein'de bu kalıtsal kusurlara bakıyorsun da özellikle yavru atma gibi, hani bu yavru atma hastalığını hocamızın verdiği, mesela örümcek bacaklılık, cücelik, ne bileyim bu hayvanın vücut gelişimini tamamlayamadan doğması, yani yavru atıklı, erken doğum değil onun adı. Ölüyor sonuçta hayvan. Doğru. Çıkıyor. Yavru atmış oluyor bir nevi. Çıktığında hafif bir canı oluyor, sonra o da gidiyor. O yüzden bu kalıtsal kusur noktasını da göz önüne almamız gerekiyor. Bu A1, A2 olayı farklıdır. Bizim vatandaşlarımız bunu bahsederken sadece oraya yöneliyor. Ayrıca kalıtsal kusurlar da var. Bunlar, vatandaşımız bakıyor, salgın hastalık yok. Ne bileyim beslemesi gayet düzgün. Yeminde toksin yok, küf yok, ne bileyim buz yok. Miktarlar gayet güzel. 10 numara rasyon, 10 numara refah. Ama adam gel gelelim buzağı alamıyor. Oğlak, keçi, koyun alamıyor, kuzu alamıyor, oğlak alamıyor. Bakıyorsun, bunların hepsi bir sebebiyet. Kalıtsal kusur noktasında mesela bizim keçi taşıyan, keçi yetiştiriciliği yapanlar çok iyi bilir. Bu Rumen vebası denilen, PPR denen bir illet. Doğru. Var, hastalık var. Bu ilk geldiği yıllar 2009'lu 10'lu yıllardır Türkiye ülkemizde. Biz bunu yaşayanlar bunları çok iyi bilir. Bu nereden geliyor? Babadan geliyor kardeşim. Bunun kalıtsal genetiğine, ne bileyim kan tahlillerine, bunlara bakılması gerekiyor. Sadece suni tohumlama büyükbaş için konuşmuyoruz. Bunu küçükbaş için, doğal aşımlama olsun, büyükbaş için, bunlar için de konuşuyoruz. Bunların yavru atıklı, kalıtsal kusur, genetik kusur, bunları göz önüne almadan hamle yapmamamız gerekiyor. Adam işi bırakıyor çoğu, arkadaş diyor, alamıyorum diyor, ölüyor diyor, doğuyor, ölüyor, doğuyor, ölüyor. Özellikle bu küçükbaşta veba dediğimiz, PPR dediğimiz olayda ne yapıyor? 10-15 gün sonra tak gidiyor, tak gidiyor. Sebep yok ortada. Baba... Zaten babasının tipinden belli. Çıkan yavrular babaya benziyor. Zaten kendisi diyor, abi diyor şu hayvanın yavrusu olmuyor ya diyor. Niye olmuyor? Abi ölüyor diyor. Demek ki çıkaracaksın onu. Başkasına sakın ola satma ha. Başkasının canını da yakma. Onları etlik olarak değerlendir. Başka şekilde değerlendirme. Şimdi bunların yanında dedik ya, kalıtsal kusurlu spermalar. Dedik
tekrardan üzerine geçiyorum. Çok önemli bir nokta. Bizim üreticimizin belini büken bir nokta. Buzağı deyip geçmeyin. Şimdi beslemeden kaynaklanan atıklar var. Bu çok önemli bir nokta. Biz küçük başlar özellikle son 2 ayda özellikle gebe hayvanlarda yaş yemi ben asla tavsiye etmiyorum. Özellikle bu turşu sılajlık noktasında posa gibi çöp gibi uygulamalarla bu hayvanlardan uzak tutmamız gerekiyor. Bakın bu kış günlerine denk gelir bizim ülkemizde küçükbaşın doğumları genel olarak. Kış gününe denk gelmek suretiyle bu kaynaklar soğuktur, buz gibidir. Elinize alırsınız eliniz donar sanki kar topu almış gibi. Bu şekilde bir yemi sen ileri gebe veyahut gebe bir hayvana vermek suretiyle hayvanın gebeliğini zarar vermiş oluyorsun gebeliğine. Bizim için esas olan bu hayvanın refahı, konforu. Bu hayvan ne diyecek? Önce can diyecek, sonra canan diyecek. Ne yapacak? Yavruyu atacak. Al sana yavru atıklığı nedeni. Küf, toksin bağlayıcı. Toksin bağlayıcı kattığın zaman iş bitmiyor. Senin arkadan sürekli küf geliyor. Zaten bunu kattığın zaman, sürekli kattığın zaman hayvanın sen korumuş olmuyorsun. Ürettiğin ürünlerin işlenebilirliği de düşüyor, ayrı bir olay. Fakat bizde esas olan bu kaynağı vermemektir. Bu kaynağın hayvana, tabiatına aykırı uygulamalardan kaçınmaktır. Bu sadece sılaj için sınırlandırmayalım. Yaş olan hepsi kış için bizim için bir tehdittir. Yaş olan ne varsa. O yüzden mümkün mertebe ileri gebe noktasında ve gebelikte bunlara azami özen göstermemiz lazım. Topraklı, çamurlu, küflü bu yemleri vermeyelim. Şimdi doğum olayı bitti. Hadi doğumdan sonra verelim mi? Asla. Çünkü bunları yemek suretiyle bu ürünlerin zararları hayvanların sütüne geçer. Mesajlar geliyor telefona. Diyor ki buzağım ölüyor. 10 günden sonra ishal oluyor. Oğlağım ishal oluyor doğumdan sonra. O izleyicilerimize diyorum ki bakın yaş yem veriyorsanız özellikle küçükbaş için söylüyorum bunları vermeyin. Sütüne geçer. Geçince de senin oğlağın, kuzun ishal olur. Devam ettirirsen bu hayvan ölür. Önüne geçemezsin. İstediğin kadar tedavi yap, istediğin kadar başka katkılar kullan. Önüne geçemezsin. Peki. Büyük başta da özellikle bu rasyon noktasında subklinik asidoz dedik önceki bölümlerde. Bu noktada da çözümlenebilir, yıkımlanabilirliği yüksek, mideyi ekşitici kaynaklarla beslemek suretiyle işte toksin olur, küf olur, ne bileyim bu tip kaynaklarla işkembenin ortamına aykırı ürünler vermek suretiyle sütün yapısı bozulur. Bozulunca da ne olacak? Buzağın ishal olacak. Peki bir telefonumuz var ona alalım. Alo. Alo. Halis Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Bey, Yusuf Bey, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Geçen hafta da aramıştım ben. Soyadım yanlıştı. Solak'tı, bu hafta Polat. Doğru doğru yazmışlar. Arkadaşlar öğrenmiş demek ki. Buyurun. Evet. Geçen hafta herhalde canlı yayının heyecanıyla galiba ben ya soruma anlatamadım. Düzgün soramadım veya da yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlarıma yedirdiğim yem çeşitlerini sayarken siz herhalde rasyon talep ettiğimi şeyine vardınız galiba. Rasyon işi göreceli bir iştir. Onu bildiğim için telefondan veya da şeyle rasyon tarifi olmaz. Onu bir yazayım dedim. Bir de bu haftaki sorum olarak kardeş hayvanlarımıza ara ara tuz vermemiz gerekiyor mu? Fabrika yemin içerisinde tuz olduğunu biliyoruz. Evet. Kesit yemin içerisinde. Ama ara ara takviye olarak tuz vermemiz gerekiyor mu? Yusuf Bey'e bunu soracaktım. Tamam. Geçen haftaki sorum da aslında kuru madde hesabını nasıl hesaplayacağız? İşte canlı ağırlığının %2'si falan gibi şeyle telaffuz ediliyor. Sütçü müydü o hayvanlarımız? Kesit yeminden kaba yemin toplamı mı olacak? Buyurun. Evet. Tamam, ben anladım. Hayvanların sütçü müydü? Evet evet. Şey yerli kırma cinsinde çok afaki bir süt alamıyoruz da 10 kilo, 11 kilo. Bu da bize yetiyor tabii. Perakende süt sattığımız için kendi çapımızda yetiyor. Peki, teşekkür ederiz Halis Bey. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Bu büyükbaş için konuştu değil mi Halis Bey? Doğru. Evet, tamam. Ben cevaplayacağım tamam inşallah. Sivas hayırlı akşamlar Halis Bey. Hayırlı akşamlar Halis Bey. Şimdi kuru maddeyi neye göre hesap edeceğiz? Bunu cevaplayalım, sonra reklama gideceğiz. Tamam. Şimdi bu sürekli söylenen nedir? Canlı ağırlığının %2'si kuru madde hesabı yapılır derler. Ben buna şunu söylüyorum. Canlı ağırlığın %2'si yaşama payıdır. Neden diyeceksin? 600 kilogram bir canlı ağırlığında bir hayvan düşün. Bunun %2'si ne yapar? 12 kilogram kuru madde yapar.
Şimdi bizim 600 kilogram canlı ağırlığında olan bir hayvanın ortalama 25 litre süt verdiğini düşünürsek farazi, bu hayvana 12 kilo kuru maddeyle bu hayvanı sadece biz yaşatırız. Hı-hı. Süt mü alamayız. O yüzden olması gereken bu normal standartlarda hazırladığımız rasyonlardan yola çıkarak tüketmesi gereken miktar 21-22'dir ortalama olarak. Yani aşağı yukarı canlı ağırlığının %3,5-4'üne tekabül ediyor. Bunu bu şekilde hesap ama etmemiz lazım. Ama bunu söylerken 25 litre aldığımız örnek veriyorum bahsediyoruz tabii, değil mi? Ya bu yani süt miktarı düşünce çünkü alması gereken kesinlikle istediklerinize geliyor. %2'si yaşama payıdır. Bunun üzerine koyarak verimine göre, ırkına göre, canlı ağırlığına göre işte rasyonu yerinde çözmek dediğimiz olaya geliyor. Buradaki bizim aydınlatmak istediğimiz %2'lik kısım yaşama payı en aşağısı. Şimdi burada Halis Bey diyebilir ne kadar kesif yem olacak, ne kadar kaba yem. Biz şunu tavsiye ederiz, %55'ten aşağıya kaba yem miktarına düşmeyin sakın. Bunun yani nasıl diyeyim, hayvana siz yüzde olarak düşünürseniz yarısından çoğu toplam ağırlığının yarısından çok özür diliyorum. Kuru maddenin yarısından çoğunu kaba yemlerden gelmesi gerekiyor. Bu kaba yemler içerisinde de yarı yarıya %50'sini sılaj olarak kullanabilirsiniz. Örneğin 15-16 kilogram gibi. Örnek veriyorum. Bu verim dönemine göre, hayvanın durumuna göre 8 ila 15 kilogram arasında ayarlayabilirsiniz. Bu noktada bunu söyleyelim. Bir de tuzu sormuştunuz. Tuzu fabrika yemin içerisinde var dedik. Evet, katan katıyor. Şimdi sizin kullandığınız kaynaklar atıyorum fabrika yeminden başka kaynağınız yoksa elinde kullandığınız atıyorum bir yonca var, saman var, mısır sılacı var. Bu hayvanın günlük ihtiyacı olan kuru maddeye göre ve canlı ağırlığa göre alması gereken bir sodyum klorür miktarı vardır. Bunu biz bir taş olarak değil de rasyonun içerisine ben şunu tavsiye ediyorum. Tabii ki hayvanı görmedik, bilmiyoruz. Rasyonun içerisine günlük 20 gram ile 30 gram katabilirsiniz. Bu şekilde dönemine göre sağmal laktasyon dönemine girmiş hayvan için söylüyorum. Harici olarak yemin içerisine verebilirsiniz. Günlük 20 ile 30 gram arasında ben tavsiye ediyorum. Reklama gideceğiz. Var mı söyleyeceğimiz bir şey şu an? Başka soru yok herhalde. Tuz ve kuru madde sormuştu. İnşallah aynen, faydalı olmuşuzdur. Peki. Değerli izleyiciler bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra artık sebeplerini bitirip yavru atmanın koruma yollarını işleyeceğiz diyelim. Reklamlardan sonra buradayız. Evet değerli izleyiciler, konuşamadığımız çok şey var her hafta olduğu gibi. Dolayısıyla yine çok hızlı bir şekilde sizleri mümkün olunca kırmadan mesajlarınızı hızlıca okuyacağım. Yaklaşık bir 10 dakika civarında bir vaktimiz olacak. O vakitte de işte hem korumayı konuşmaya çalışacağız hem Yusuf Bey sebeplere devam edecek. Anlatmak istedikleri var. Normalde eğer ki Yusuf Bey'in geri dönüş durumu olmasaydı programı uzatmayı planlıyorduk ama maalesef Yusuf Bey buradan sonra tekrardan dönüş yapacak. Uçağı var. Dolayısıyla uzatamayacağız. O yüzden hemen hızlıca okuyalım. Selamünaleyküm hocam. Et ve süt için ithal filek video aldım. Doğru seçim midir? Bana göre evet. Yusuf Bey'e göre hayır. Hemen devam edelim. Merhaba 6 aylık dana buzağı vitaminlerini verdiğimiz halde tahtaları kemiriyor. Nedenleri vitamin mineral eksikliği bir şekilde var veya orada mutlaka rutubetle ya da bakımla ilgili bir sıkıntı olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Tahtada kemiyorsa vardır orada bir problem yani sonuç olarak. Tahta kemirmesi biraz selüloz açığını gösterir. İşte yani o izleyicimize bir tutam saman koymasını tavsiye ederim. Peki. Bakalım. Neyse bu soruyu okumayacağım. Ben hayvan yetiştiririm. Mezunuyum. Köyümde hayvancılık yapmak istiyorum fakat köyümüz mahalle yapıldığı için ahır kuramıyorum. Köy dağın başında orman köyü ama hayvancılık yasak. Dağdaki köyü ne demeye mahalle yaparlar anlamıyorum. Nerede yapacağız bu hayvancılığı? Nazmi Oflas ki bunu Yusuf Bey yaklaşık 3 haftadır zaten anlatıyor ve konuşuyor. İnşallah birileri duyacak. İnşallah diyelim. İnşallah. Düzce Gümüşova, Ümit Sadak, mastitis hastalığından kurtulamıyoruz. İğnesini yaptığımız halde bakın biraz sonra yine aşı konusuna çok ufak da gireceğiz ama şunu unutmayın lütfen. Aşı tek başına tek başına koruyucu değildir. Mutlaka bir, hep söylüyoruz ya hayvancılıkta iki şey çok önemli koruyucu hekimlik açıklamasında. Bir, hatta üç şey. Bir tanesi aşılama, bir tanesi dezenfeksiyon, temizlik, bir tanesi de besleme. Lütfen bu üçünü bölünmez bir üçlü olarak düşünün. Ben aşılama yapıyorum, tamamdır diyemezsiniz. Ben doğru besliyorum, tamamdır diyemezsiniz. Ben dezenfeksiyonu yapıyorum tamamdır diyemezsiniz. Bunu hatırlatalım. Program başında
bir izleyicimiz bir soru sormuştu. Onu yeri gelmişken cevaplayalım. Hı hı. Çelerme ile alakalı bir şey sormuştu. Aşılamayı ne zaman yapacağız gibisinden veya şimdi, aşılama yapsak yeterli mi gibisinden. Şunu diyeceğim. Benim aşıyla alakalı görüşlerimi ilk bölümde bildirdim. Onu izleyicilerimiz izleyebilir. Birinci bölümde YouTube'da var. Hı hı. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Çelerme aşısı yaptırdım. İşte benim hayvanım tamam çelermez diye bir kayda yok. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi. Burada bu çelerme ile en etkin mücadele izleyicilerimize tavsiyemiz. Bizler de bir yetiştirici olarak ziraat mühendisi, zootekniğist, yüksek lisansı, hayvan besleme, beslenme hastalıkları ana bilim dalı olan bir Yusuf Cihan Kaya olarak söylüyorum. Bu çelermeyi özellikle baharın, oğlak olsun, kuzu olsun, meraya çıkarttığımız zamanlarda hayvanlarınızı aç karnına meraya çıkarmayın. Bu çok önemli. Hep söylüyoruz değil mi? Küçük baş hayvanlarının sinirlerinin çok asıl olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle bunu yapın. Hayvanlarınız çelermesi için zorlamanız lazım. Akabinde hadi daha saldın, tok çıktı, çelermeyecek diye de bir kaydı yok. Merada yaydığınız bir bölge varsa buraya hadi sabah çık akşam dön asla. Çıkartın bir yarım saat bir saat çevirin havası burnunun yerini alsın gelsin hayvan. Ertesi gün 1,5 saate çıkar. Ertesi gün 2 saat 3 saat derken bir hafta 10 günde meraya geçiş yap. Bu geçişi yapalım ki çelerme yaşanmasın. Ha meradasın, bu geçişi yaptın sağlam. Bundan sonra hiç çelerme yaşamayacaksın. Asla. Böyle de diyemeyiz. Mera yönetimi var. Burada ne yapacağız? Mesela bu tarafa gide gele buranın otu bitti sıyırdın mesela. Bu tarafa geçeceksin. Başka bir meraya. Meranın zıt tarafına gideceksin. Hurra işletmeden çıkardın bu tarafa. Asla. Bunu yaparsan hayvanın özellikle genç hayvanlarınız çelirir. O yüzden yapılması gereken bu taraftaysanız o tarafa yayılım esnasında yavaş yavaş geçiş yaparak işletmenize geri getirin. Bu yönetimi yaptığınız takdirde hayvanlarınız çelermez. Sizlere tavsiyemiz. Peki merhabalar. Çanakkale'de doğumdan sonra mide dönmesi oluyor. Sebebi nedir diye bir sorumuz var mı buna cevabınız? Var. Büyükbaş için mi söylemiş? Büyükbaş için. Genellikle onda yaşanıyor zaten. Hmm. Kaba yem eksik. Kuru kaba yem eksik. Aynen. Özellikle kesinlikle. Bu hayvanlarınıza kuru kaba yemi vermezseniz, samanı vermezseniz siz bu abomazum deplasmanından, mide dönmesinden baş edemezsiniz. Bunun tek çaresi budur. Ve özellikle doğumu yakından fresh dediğimiz yeni doğum yapan kısma geçiş yeminizi iyi yapmanız gerekiyor. Son 3 aydaki yem geçişleri. Bunu gerek eski bölümlerde, programlarda çok bahsettik. Evet. Hemen ekleyelim. Dediği gibi Yusuf Bey'in kaba yeme çok önem vermeniz lazım. Kuru kaba kesif yem. Kesif yemlerdeki yağ oranında %5, %6'lar civarında, %4,5 da olabilir. Ama 6-6,5'tan yukarı olmasın lütfen. Buna dikkat edin. Bir de hayvanınız gebeyken veya doğumdan hemen sonra hayvanı irkitecek ani hareketlerden, stres faktörlerinden uzak durun diyelim. Hay Allah razı olsun bir tane doğruyu söylüyorsunuz. Simental bizim ülkemiz için uygun bir ırk değil. Holstein fevkalade süt içinde, et içinde uygun bir seçim diye bir seyircimizin mesajı var. Evet. Yusuf Bey hoşlandığını Mücahit Şahin Çorum'dan, Çorum İskip'te hoşlandığını anlattığınız için teşekkür ederim. Simental'i çok övdüler. Fiyat farkı 2 katı oldu gibi bir şey söylemiş. Bakalım hemen bir mesaj okuyalım. Ankara'dan Aziz Şahin çok uzun okumuş. Çok uzun yazmış daha doğrusu. Bakıyorum şimdi arpa kırmasın vesaire biz yemle veriler dediği geliyor. Bir yerde dikkatimi çeken şu vardı. Simental de Holstein'de besledim, süt de yaptım. Hiçbirisi para kazanmıyor. En sonunda doğudan getirdiğim ineklere Charolais ve Limousin tohumu atıp kendi danamı kendim yetiştirme yoluna gittim. Üreticiye tavsiye ederim diye bir denemesi. Kendi denemesi. Olabilir, çok doğru. Yani tabii doğudan getirdiği şeyden Doğu Anadolu kırmızılarına falan yerli kalalara da bu attığı tohumların kolay doğum olacağını ben kendi adıma Murat çok şey yapmıyorum. İzleyicimiz tam güzel bir noktaya değilmiş. Hı. O konu biraz eksik kaldı. Bazı şeylerden dolayı kesildi. Hı. Yorumlardan, telefonlardan bazen kalıyor tabii ki burada doğal, normal şeyler. Hani dedik ya yerli ırklarımız var. Yerli ırklarımızda bunların hani etçil ırk yapmayalım mı? Yapalım kardeşim. Hı hı. Bunlara özellikle yerli ırklarımız var. Çatılar geniş. Bunları bir veteriner gibi muayene ettirin. Bunlara atın kardeşim etçil ırkları. Özellikle Angus. Ben yeni nesil hayvancılık programında da bahsettim bunu. Özellikle bu doğum canlılarla düşük, kafası küçük yapı ne var? Angus mesela. Bunu atın kardeşim ilk doğumlarda özellikle. Çıksın. En azından ne olduğu belli bu hayvanın. Yarısı Angus.
Senin kendi kapında yetişmiş birinci sınıf mal. Dışarıdan gelenin ne olduğu belli değil. Dışarıdan senin ne tip şartlarla geldi, hangi hastalıklarla geldi bu belli değil. Bu yerli ırk konusu etçil besi materyalinin bizim nazarımızda en ekonomik ve en sağlıklı kaynağı diye düşünüyorum. Peki son mesajımızı okuyalım sonra bakalım. Murat Bey, hoştan yeneyim. İkinci gebeliğini hiçbir sebep olmadan 5. tohumlamada tuttu. 5 aylık gebe yavru atma olmaması için ne yapmalıyım demiş. İzleyin lütfen, birazdan programın sonuna doğru korunma yollarını da anlatacağız diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim, sonra bağlayalım ufak ufak konumuzu. Mesela bu yavru atıklarından, mesela besleme açısından konuşacağım. Sert yem geçişleri. Hı hı. Bu da yavru için zararlıdır. Çünkü sonuçta bu hayvanlarımızın sindirim sistemi bizler gibi değil. Bambaşka bir sistem. Burada bizim besleme mantığımızı bu hayvanlara duyarlarsak hata yaparız. Hataya gideriz. Bizlerin bu noktada hayvanlarımızın rasyonlarında gerek kesif yem, konsantre yem, ha bunu da yem fabrikası olarak algılamayın kardeşim. Bizim kendi oluşturduğumuz buğday, arpa, mısır, pamuk küspesi, ayçiçek küspesi, bu da bir konsantre yemdir. İlla konsantre yem deyince aklınıza fabrika yemi gelmesin. Bunu da not olarak altını çizmek istedim. Bunları verirken yem geçişlerinde hayvanlarınıza özenli hareket edelim. En az bir hafta 10 gün gibi yem geçişlerine dikkat edelim. Özellikle bazı hayvanlarımızda kuru dönemde kuru yem verirken bir anda doğumu yakın zamanında fresh yemi veren işletmeler var. Buralarda ciddi sıkıntılar yaşanır. İlla yavru atacak diye bir şey yok. Riski yükseltiyor. Yavru atma nedenlerinden başka bir şeydir. Bu yaptığın yanlışlık da onu tetikler, yavruyu attırır. O yüzden hepsi birbirine bağlı. Zincirin halkası gibi. Her zaman söylüyoruz. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. O yüzden hepsine özen göstereceğiz. Bu hayvanlarımızda özellikle yem geçişlerinde azami özen göstereceğiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Yaş yemlerden bahsettik. Ne dedik? İşte pH'si dedik, asitlik bazlık dengesi. Soğuk olmayacak, don olmayacak, toksin tehlikesi olmayacak. Bu sadece büyükbaş için değil, özellikle küçükbaş için çok önemli bir noktadır. Bunların hepsine özen göstereceğiz besleme noktalarında. Ve bu beslerken kullandığımız besin kaynaklarının kimyasal kalıntı olmayacak. Özellikle zirai ilaç mücadelesinde kullanılan ürünlerin, ilaçların kalıntı süreleri var. Bunları hayvanlarımıza vermek suretiyle işkembe ortamı bozulduğu zaman sistem artık çalışmamaya başlıyor. Bozulmaya başlıyor. Bozulunca dedik ya, önce can sonra canan. Ne yapacak? Yavruyu atacak. Yavruyu atınca ne olacak? Para mı kazanacağız? Tabii ki kazanamayacağız. Şimdi bir hocamızın bir çalışması var. Bize dediği nedir? 500 başlık özellikle şuradan alayım. Buzağlama aralığı çok önemli. Hı hı. Buzağı kaybıdır bu neticede. Hı hı. Bu uzarsa senede aldığım buzağı oranı düşüyor. Şimdi burada düşerken şöyle örnek verelim. 500 başlık bir işletme düşünün. Bu 500 başlık bir işletmenin buzağlama aralığının hayvan başı 10'ar gün sarktığını düşünün. Uzadığını, denizde olmayan sebepten. 10 gün ya, fazla değil. Bir hafta 10 gün. Çok göze bile gözükmez. Biz bunu matematiksel olarak hesaba döküyoruz. 10 günlük bu servis periyodunun uzaması, buzağlama aralığının uzaması 500 başlık işletmede senelik 14 buzağı kaybına neden olmuş oluyor. Çok önemli bir nokta. 10 gün deyip geçmeyin. Bu uzadıkça buzağı kaybını artıyor. Düşünün, 20'ye çıktı, 28'e çıktı. Katlanıp gidiyor. İşletmede bizim sütün yanında ciddi getirisi buzağı almamız lazım. Doğru. Kesinlikle. Büyükbaş hayvancılıkta zaten istediğimiz her şey. Senede bir buzağı hesabı. Kesinlikle. Şimdi bu zira ilaç kalıntıları dedik. Bu zira ilaç kalıntıları hayvanın hormonal sistemini bozuyor. Hı-hı. İşkembeyi bozuyor. Sistem bozulunca yavru atıklığına ortak oluyor. Bunu yapmamamız lazım. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dedik ya, insan üretici ve bakıcı refahı çok önemli. Hani programın başında da bu bahsettik ya, yollardan. Yolun bizim atıkla ne alakası var? Doğru. Çok alakası var. Ne dedik? Tahlile götüremeyecek en basiti. Akabinde neydi? Bu hayvanlarımızın adam sıkıntı, stres, mahsur kalmış orada. Gidemiyor bir yere. Orada ibretlik gibi yaşıyor adam. Öyle. Çok sıkıntılı, kederli bir durum. Adamın etrafına pozitif enerji vermesi imkansız. Hayvana okşaması, ne bileyim, sevgi göstermesi, merhameti zayıflıyor. Sinirden köpürecek hale geliyor adam. Bu da kime yansıyor? En yakınındaki canlılara yansıyor. Ailesine yansıyor. Hayvanlarına yansıyor. Yaptığı uygulamaların verimi, performansı düşmek suretiyle çevresine zarar veriyor. Bunun sebebi kim? Gitmeyen hizmet. Bunlar da yavru atıklığı sebebi. Şimdi
Başka ne var dedik? Mesela çeşitli katkılar, kimyasal katkılar, kimyasal verim arttırıcılar diyelim. Bunlar da ciddi bir problem. Senin uterus pH'ını düşürür. Özellikle bu azot yüklemesi, ürek atılması, bunlar ciddi sıkıntılar. Özellikle son iki ayda atık olarak düşünmeyin. Normal bir laktasyon evresinde orta laktasyona geçmiş, kurumaya yakın. Bu dönemlerde sen hayvana bu tip kaynakları vermek suretiyle işkembenin asitliğini arttırıyorsun. Asitlik artması neticesinde hayvanın rahmi de asitleşiyor. Mevcut buzağı baskılamış oluyorsun. Bunlar son, da ciddi son problem. Son 2-3 dakikamız, o yüzden hızlıca toparlamanızı rica edeceğim. Koruma yollarına mutlaka değinip. O zaman siz koruma yollarını... Çünkü, aynen öyle yapalım. Sonra sizin söyleyeceğiniz bir şey var. Evet, çünkü. Evet. Şimdi değerli izleyiciler hemen yavru atma sebeplerinin ana temada hem enfeksiyona bağlı ya da enfeksiyon durumu olmayan sebeplerden olduğunu söyledik. Bunlar nelerdi? Virüsler, bakteriler, parazitler, gebelik toksemisi olabilir, farklı etkenler olabilir. Bunları söylemiştik. Bununla beraber kimyasal sebepler, işte ilaçtı, zehirli otlardı, mikotoksinlerdi, bunların olduğunu, hormonal sebepler olduğunu söyledik. Beslenmeye bağlı, yani düzenli dengesiz beslenme olabilir bu. Küflü, buzlu, bozulmuş yemler sebebi olabilir. Vitamin mineral eksikliği, özellikle A vitamini, selenyum, E vitamini, iyot, bakır eksikleri küçük başlarda özellikle. Fiziksel etkenlerden bahsettik ki bunlar özellikle personel veya müdahale eden kişinin eğitimli olup olmaması ki. Mesela bir hemen özet geçeceğim, ismini vermeyeceğim. Veteriner teknikeri kardeşimizin çok hızlı bir şekilde sektöre girmesi, kendi savunması ekmek parası sebebiyle de buna itiraz edememesi, birlik başkanının onu suni tohumlamalara göndermesi ve her yaptığı suni tohumlamada %80 başarısız olarak geri dönmesi, yavru atmalar vesaire gibi durumlar söz konusu. Gebelikte uygulanan ilaç ya da aşı, özellikle uterus için uygulanan ilaç ya da aşıya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Zar yırtılmaları olabilir, dönmeler olabilir, sıcaklık, taşıma gibi stresler olabilir. Sebepleri için konuşuyorum. Aşağı yukarı söylediğimiz gibi 26-27 tane sebebi var yavru atmanın. Her yavru atmaya da Brucella gözüyle bakmayın ama %5'in üzerindeyse Brucella'dan şüphelenmesi gerekir, şüphelenilmesi gerekir. Ve Brucella mikrobunu taşıyan veya buna karışmış olan hayvanları da artık sürünüzden ayırmanızda fayda var. Çünkü sürekli olarak devam edecektir. Koruma için neler yapılmalı? Hemen hızlıca geçeceğim. Aşı programları uygulanmalı. Sadece Brucella için konuşmuyoruz. O bölgede olabilecek dediğimiz gibi hastalıklar, farklı hastalıklar da etken olabilir. Risk durumuna göre aşı programları uygulanmalı ama bir daha söylüyoruz. Tek başına aşı, Yusuf hocamın dediği gibi sihirli değnek değildir. Bunu hatırlatalım. Dezenfeksiyon ve temizliğe çok önem verilmeli. Karantina işlemleri uygulanmalı. Bu karantina hem süreye gelen hayvanların belli bir süre başka bir yerde ayrılması hem de hastalıklı veya şüphelenilen hayvanların yine başka bir yerde tutulması ile alakalıdır. Hastalıklı atıklar yakılmalı veya diğerine gömülerek üzerine sönmemiş ya da yanmamış kireç atılarak imha edilmeli. Parazitler mücadeleye çok önem verilmeli. Parazit sadece bitkide değildir. Aynı zamanda sineklerin de bir parazit olduğunu hatırlatalım. Merhaba'ya dikkat edilmesi gerekiyor. Yusuf hocamın da dediği gibi sabah çok erken saatlerde salınmamalı. Çok yeşillik varken salınmamalı. Hatta özellikle küçükbaş hayvanlar bir miktar doyurularak, yem verilerek salınmalı. Buradaki ilaç durumlarını veya işte zararlı ot veya zehirli ot durumuna iyi bakılmalı. Dengeli düzenli besleme yapılmalı. Su çok önemli. Bunu hep söylüyoruz. Temiz su mutlaka verilmeli. Stresten uzak tutulmalı hayvanlar ve hastalıklı hayvanlar kullanılmamalı diyelim. Hızlıca geçtim ama lütfen hakkınızı helal edin. Sormak istediğiniz bir şeyler olsa Yusuf Hocam'la ben de her zaman emrinize amadeyiz diyelim. Yusuf Hocam, sizin söylemek istediğiniz çok kısa bir şey var. Evet. Onu da alalım. Murat Bey, sonra da programımızı kapatalım. Biz bu şekilde biz insanlarımıza, yetiştiricilerimize bir takım bilgilerimizi, gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Hı-hı. Bunları da yaparken insanlarımızın, hani dedik ya, bilgi kirlilikleri de bir yavru atıklığıdır diye. Şimdi biz buradan şunu söylemek istiyorum. Sahada beslemeciyim diyen, ben bu işi biliyorum kardeşim diyen, sen yanlışsın diyen, saygı duyarız. Diyen kim varsa, yem katkıcı olur, yem fabrikacısı olur, ne bileyim beslemeciyim diyen olur, veteriner hekimi, kim olursa. Bizim kapımız herkese açık. Gelin kardeşim, oturalım masaya, proje yapalım. Yapalım ki insanlar neyi beslediğimizi, neyi dediğimizi görsün. Beşer buzağı alalım, besleyelim. Ben de besleyeceğim, sizler de besleyin.
Bunları program haline getirelim. Canlı yayında gösterelim. Tartımlarını yapalım. Herkesin kontrolü altında olsun. İnsanların beyinleri karıştırılmasın. Günlük canlı ağırlık artışı nasıl alınır vatandaşımız görsün. Holstein'de 1.8 nasıl alınır en aşağı ortalama olarak günlük canlı ağırlık artışı 1.8 kilogram Holstein'de nasıl alınır? Bunları gösterelim. Bunları yaparken de tabii ki izleyicilerimizin şeffaf olacak. Gösterdiğimiz sabit yerlerden yem alınmayacak, yem katkı alınmayacak. Neyle beslerseniz besleyin. Bunlar örneğin hangi bölgede, bölgenizde bayileriniz varsa oralardan kura çekilerek belli olmayan yerlerden, yani alacağımız yer belli olmayacak, istediğimiz yerden alabilme durumu olacak. Hani oraya özel yem yapılmış olmayacak. Bunları da izleyicilerimize söyleyelim. Bu şekilde bunları biraz daha kemikleştirip gerçekçi bir şekilde ortaya dökelim. Herkes bir grup beslesin, beşer hayvan beşer hayvan bir sene sonunda kaç kilogram almış kendini göstersin, biz de saygı duyalım. Ben kendim açıkça söyleyeyim, kendimiz fabrika yemi kullanmayacağım, kuru kaba yem kullanacağım, dane yemleri kullanacağım, aromatik bitki karışımı kullanacağım, doğal ürünler. Bunları yapacağız, göstereceğiz. Yeter ki gelin kardeşim, kaçak dövüşmeyin, kapalı kapılar ardında bir şeyler oynamayın. Bu şekilde insanlarımıza faydalı olmaksa amacınız, sahada bilgi kirliliği yaymaktansa gelin bildiğiniz bir şey varsa bizlerle paylaşın. Bu noktada izleyicilerimizle buluşturalım. Şeffaf bir şekilde. Daha ne diyeyim? Şimdi Murat Bey, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Süremizi çok açtık, hemen alayım, hemen şunu kapatalım. Söylemek istiyorum. Hani her zaman söylüyoruz ya, ülkemizde destek denilince hani hayvan başı verilen birim maliyetler var ya. Hani birim destek, mesela buzağlara yanlış şey değilsem 500 TL para veriliyor. Bu 4 ayını dolduran hayvanlara destek bağlamında. Yani şunu diyeceğim, hatta hastalıklardan ağrı ve soy kütüğü desteğiyle beraber 750 liraya kadar çıkıyor bu. Yani ben şunu demek istiyorum. Kendi çocuğumuza bile ilk doğumda 300 lira destek veriliyor. Yani demem o ki daha ne versin? Burada ben artıları eksileri konuşmak durumundayız hepimiz. Bu bir artıdır, ciddi bir artıdır. Bunu göz ardı edemez kimse. Biz ne istediğimizi bilmemiz lazım. Bakın, yol dedik, su dedik, elektrik dedik, yaşam refahı dedik. Neler dedik neler. Geçmiş programlarda birçok şeyi söyledik. Bunlar yüzü, bunların desteğini istiyoruz. Bizim değerli olduğumuzu, bizim de var olduğumuzu bilmek istiyoruz, hissetmek istiyoruz. O yüzden biz yaptığımız işleri sorgulayarak adım atacağız, ezbere söylemlerden kaçacağız. Dediğim gibi yem maliyetini arttıran enflasyon canavarı uygulamalarından arınacağız. Bilinçli, ekonomik, sağlıklı üretim açacağız, yapacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Değerli izleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çiftçi TV'de kalın. Ülkemizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin tartışıldığı Soruyorum sona erdi.